Artı futbola başlıyoruz sevgili seyirciler. Gerçekten şok bir yenilgi. Beşiktaş maçın hemen başında öne geçti. Rahat kazanır diye yorumlar yapılıyordu ama ilerleyen dakikalarda hep genelde olduğu gibi ikinci yarıda Beşiktaş kötüye gitti ve maçı verdi diyebiliriz. Şimdi ilk olarak Gökhan Keskin'e sormak istiyorum. Beşiktaş'ta ne eksik? 6 maçtır sadece bir galibiyet var. Şampiyonluğa oynayan takım 6 maçta bir galibiyet alır mı? Ve en önemli soru, bunu hepinize soracağım. Valerian İsmail'le bu şartlarda devam edilir mi, edilemez mi? Vallahi Beşiktaş sezon başı Premier Lig takımı kurdu. Premier Lig'de ne kadar oyuncu varsa aldı. Bu sene de şampiyonluk adaylarının en önünde gelen takımlarından bir tanesiydi. Lige başladı. Herkes oynanan oyundan, ilk yarıda oynanan oyundan çok mutluydu. Ondan sonra bir anda her şey değişti. Valeri İsmail ilk yarı takımı oynuyor, ikinci yarı dokunuyor ve her şey tersine dönüyor. Bir anda rüya kabusa dönmeye başlıyor. Hakikaten hayaller çok fazla ama öyle bir son geliyor ki herkes artık görmek istemediği bir rüya olmaya başladı. Eskiden ilk yarıda mutluydu. Şimdi Valeri İsmail'e maçlardaki dokunuşlarını sormak lazım. Bir, gidecek dediği Montero neden kaldı ve neden son iki maç devamlı şekilde en bank oyuncusu oynadı? Sezon ortası gönderecekti Montero'yu. Ama Montero topu çok iyi kullanıyor olabilir. Orta saha oyuncusu değil. Bence bir defans oyuncusu. Defansta ilk önce kendi görevini yapması lazım ki ondan sonra topu iyi kullanıp kullanmamasına bakmak lazım. Bugün El-Kabi'den bir çalım yedi. Bıraktı resmen El-Kabi'yi. Yani o yediği çalımla zaten bir defans oyuncusu olması kolay değil. Onun peşine Dele Alli formsuz. Niye hep ilk 11 başlıyor? Dele Alli'nin yani bu ilk 11 ısrarını anlamıyoruz. Bunu sormak lazım. Dele Alli ısrarını da sormak lazım. İkinci yarı yaptığı değişikliklere bakıyorsunuz. Öndesi Muleka'yı oyundan çıkarıyorsun. Yani Muleka'nın bir sakatlığı yoksa neden çıkardın oyundan? Müthiş bir asist yaptı. Neden oyundan çıkarıyorsun? Bunu anlatması lazım. İki, golü yedin 50. dakika. 53. dakika bir anda iki tane oyuncu değiştirdin. Hafta içinde devamlı şekilde Cenk oynayacak diye empoze edildi. Bir anda Cenk'i oyuna soktun. Bir anda Gerson'u oyuna soktun. Yani bir dokunuş yaptığını göstermek için. Madem öyle ilk yarı bittiğinde niye başlamadın? Yani niye golü yer yemez? De değiştirdi. Tabii golü yer yemez hemen oyuncu değiştirdi. Şimdi Valeri İsmail'in bu dokunuşları tabii ki takıma zarar veriyor. Böyle büyük bir camiaya zarar veriyor artık. Oynanan son 6 maç şampiyonla oynuyorum diyorsun. Oynadığın takımlar nispeten ligin zayıf takımları. 6 maçta bir tane galibiyetin var. Bunun da açıklamasını yani gösteremezsin. Şimdi önünde oynayacağın iki tane maç var. Biri Ümraniye, biri işte Galatasaray derbisi. Valeri İsmail'le bundan sonra ne olur? Soru işareti ben de çok merak ediyorum. Çünkü artık güven kalmadı. Kimse inanmıyor. Saha içinde veya saha dışında yaptıkları da artık batmaya başladı insanlara. Ve ilk defa demeyeyim de yani seyirci daha önce oyuncu değiştir Valeri İsmail uyumaz. Seyirci değiştirir diyordu. Oyuncu değiştir. Şimdi maçtan sonra bu sefer istifa demeye başladı. Yani bir görelim mi o görüntüleri? Tabii yani. Görüp üstüne sıcağı sıcağına konuşalım. Şimdi sırada Ümraniye Spor maçı var Beşiktaş'ın. İç sahada. Valerian İsmail bu şartlarda çıkış tünelinden sahaya adım atabilir mi diye tartışılıyor. Şu anda Twitter'da bir numara Valerian İsmail istifa hashtag'i merak ediyoruz. Yani merakla bekliyoruz ne olacak diye. Bir buyur hocam. Bir de maçtan sonra bir demeç veriyor. O verdiği demeç bir teknik adam. Yani bazı tamam sorumluluğu ben alıyorum da sorumluluğu almak nasıl bir şey? Sorumluluğu alıyorsan bırakırsın. Oyuncunu da suçlamazsın. Bir futbolcu için bir teknik adam için en kolayı futbolcuyu suçlamaktır. Kim çıkarıyor bunları sahaya? Sen çıkarıyorsun. Senin sorumluluğun da tabii ki. Tam ne dediğini söyleyeyim istersen. Ben üstüme düşen sorumluluğu alıyorum ama bazı oyuncular Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlamalı. O oyuncuları da ısrarla oynatan da Valerian İsmail. Ses açabiliyor muyuz eğer hani sakıncalı bir şey yoksa? Sesi de açalım. Bizim de sesimiz açık kalsın. Şu an bir şey düşünemiyor. Ama düşünmesi lazım. Tabii düşünmesi lazım yani şu an. Çünkü onlar da böyle bir skor beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Kimse beklemiyordu. Ama farkındaysanız ligin çok böyle iyi formda olmayan takımlarına karşı Beşiktaş iyi bir tablo göstermedi. Şimdi sen ne dedin? 6 maçta bir galibiyet. Hı hı. Şimdi bu rakamlar, istatistikler öyle şeydir ki şunu da söyleyebilirsin.
Valerian İsmail şu ana kadar Beşiktaş'ta derbi kaybetmedi. Ama kazanamadı da. İşte onu derim diyorum. Derim ben hemen tabii Beşiktaş taraftarı olsam. Ama şimdi derbi burada... Derbi kaybetti. Ya tabii ben Başakşehir'im diyorsun. Onun haricini söylüyorum. Evet tabii. Arıza yapacağım ya işte araya girip. Tabii yaptın yani Gözler abi. Şimdi burada bak asıl önemli nokta ne biliyor musunuz? Ya şimdi Gökhan Hoca futbolun içerisinden profesyonel anlamda futbol oynamış bir isim. Yani bizler de amatör ama profesyonel futbolcunun gözü, ben soruyu ona sormak istiyorum. Hocam ben diyorum ki bu taktiğin adı, biz bu hocayı istemiyoruz taktiğe. Çünkü gerçekten bugün bu maçta Beşiktaş'ın maçın başında bir hoca olmasa bile Premier Lig'den gelmiş bu adamlar kendi tecrübeleriyle, kendi perspektifleriyle, kendi gücüyle, kendi eforlarıyla bu maçı alabilecek donanımda adamlar değil mi? Bu maça bir taktik bulabilecek adamlar değil mi? Doğaçlama oynasalar bile. Bakın doğaçlama oynasalar bile. Yani o zaman diyorsun ki oyuncular da ben bunu istemiyor, sıkıntı var. Hocam şimdi oyunu okuyabildim öyle. Şimdi onu gördüğün zaman anlar hocam. Ben bilgiyi ekliyorum üzerine. Anladım. O ben zaman ben bilgiyi ekliyorum. Şimdi Valerian İsmail Hoca, sen niye Muleka ile Red Bull'u değiştirdin? Muleka niye çıktı biliyor musunuz? Çünkü oradan çıkarıp da sesini çıkarmayacağı, çıktığı için sesini çıkarmayacağı birkaç oyuncudan biri de Muleka. Ha, bu önemli. Bu kadar yani, top kaybı olan. Adamına göre değişiklik tabii yapıyor yani. Şimdi bu kadar top kaybı olan bir Enkudu'yu hangi teknik akıl sahada tutar? Eğer Valerian İsmail tutuyorsa niye tutuyor? Israrla tuttu bugün evet. Bu ne kadar Souza mesela, o da top biraz kaybı olmuş yapan bir Souza'yı hangi teknik akıl tutar? Valerian İsmail tutuyorsa niye tutuyor? Bu adamların kaybettiği topların hepsi sana gol pozisyonu olarak dönüyor. Şimdi De Souza kaptan İsmail falan, aman bana bulaşmasın bak falan diye mi acaba? Yani bilmiyorum, insanın aklına bir sürü hocam, şey. Valerian İsmail buradaki bak. Geçti ben Valerian İsmail'i gönderirim başkanım. O ayrı. Gönderirim diyorsun. Bak, o ayrı. Önümüzdeki ama onu yalnız sezon gönderirsen sıkıntı yaşarsın. Geçtiğimiz sezon 8 maç kala geldi. Bu ligi en iyi bilen hocalardan bir tanesi. Sezon başı istediği oyuncuları 3 aşağı 5 yukarı aldı. Premier Lig takımı gibi kurdu. Yani takımın bütçesi bir anda 25-30'lardan bir anda yukarılara çekildi. Kadro iyi bir kadro. Sayıyorsun 11'de iyi. Ama bir başladı, üçlüyle ben bu işi üçlüyü dedi, işte oynadığım yerde 150 maç oynadım, bu işin uzmanıyım dedi. Bir anda sezon başı ne oldu? Bir anda dörtlüye geçti. Yani üçlü oynayacağım diye takımı kurdu, bir anda dörtlüye geçti. O gün bırakması lazım. Tabii tabii yani dörtlüye geçti. Çünkü dedi ki ben hayatımda dedi dörtlü oynamadım. Sonra ben de dedim ki dörtlüye dönerse anlayın ki hoca o gün orada değil, başka bir hoca geldi. Uzmanım dedi, ben üçlünün uzmanıyım dedi. Demek ki 180 şey var orada o zaman. Bu şampiyonluk oyunu değil. Nasıl Jesus geldi Fenerbahçe'de bir oyun var. Yani iyi kaybetse de kazansa da aynı oyunu oynamaya çalışan, ileride basan, kaptığı toplarla da çabuk atağı neticelendirmeye çalışan bir takım var. Presini yapıyor, topu kazanıyor mümkün olduğu kadar kısa sürede. Başakşehir maçını seyrettik, adamlar dönemedi Başakşehir. Kaleye şut atamadı ya. Bir oyun var yani hocanın dedi. Bizimkinde ya şampiyonluk adına bakıyorsun, kadroya hayal ettiriyor. Hakikaten hayal ediyorsun. Ha, iyi kadro var şurada, şurada, şurada. Ama oyuna geliyorsun, kadroyla oyun apayrı. Hoca sistemler apayrı. Geriden şişiriyorsun ileriye Vegos'la. Vegos maça bir bakıyorum stoper oynuyor gibi ya. Her bir hava topu indiriyor ama ceza sahası içinde değil. Hep ceza sahası dışında hava topunda mücadele ediyor. Bizim topu ceza sahası içine taşıyacağız ki Vegos orada etkili olsun. Havadan her gelene vuruyor zaten. Uçak gelse uçağa vuracak kafayı. Yani o pozisyonda. Ama adam bu oyuna mücadelede. En fazla koşan oyuncu santrafor oluyor Beşiktaş takımında. Kaç haftadır öyle. En çok Vegas koşuyor. Top kapıyor. Ya kapmaya çalışıyor. O da bakıyor eksiklik yok. Eksiklik var orada. O mücadeleye katılıyor. Bitiricilikte de eksik kalıyor. Eksik kalıyor. Gidemiyor tamam ki oraya. Tamamlayamıyor. Şimdi yine tabii döneceğim. Detayları konuşacağız. Ama şimdi sağ kanattan alıp sol kanada ortamı yapmak istiyorum. Bu arada Levent Düzemen birazdan çok önemli bir şey açıklayacak. Dünkü VAR hakemiyle Koray Gençerler'le Ali Palabıyık arasında geçen bir diyalog. O 24 saattir hatta daha fazla 26 saattir konuşulan kırmızı kart pozisyonuyla ilgili. Ama tabii size Beşiktaş'ı da sormak istiyorum. Tecrübelerinize dayanarak Gürcan Bilgiç'le ikiniz yılların medya duayenisiniz. Bu şartlarda Valerian İsmail Beşiktaş'ta kalabilir mi? Yönetim ne kadar arkasında durabilir? Bence bunun kararını Başkan Ahmet Nurçebi verecek. Çünkü geçen gün daha söyledikleri soğumadı yani, sıcak. Ben hocamla güveniyorum.
Onunla şampiyonluk yaşayıp kupa kaldıracağım dedi. Ben olduğum sürece devam edeceğim. Evet, devam edeceğim. Ya. Bu söyleminden sonra bizim buradan bir ahkam kesmemiz doğru olmaz herhalde. Kendisinin bir bildiği vardır. Ama Beşiktaş'ın kan kaybettiğini herkes görüyor. Özellikle de bugünkü maç sonunda yaptığı açıklamalar bence tamamen sorumluluğu alıyorum diyor ama bazı aba altından da resmen Beşiktaşlı oyunculara sopa gösteriyor. Kim sizce onlar? Yani, hangi oyuncular? Vallahi onlar maçı bilmiyorum izledik, yani. Gözlemledik. Kim diyor ki bunlar hangi takımda oynadıklarının farkında olmalı, bilmeleri lazım. Böyle diyor kafalarına göre oynuyor ama sorumluluk almıyorlar. Disiplinsiz olduklarını dile getiriyorlar diyor. Yani bu ilginç bir şey. Kaybedilmiş maçtan sonra ama ben de 1-0 erken Serdar'la ilk yarıyı seyrettiğimde herhalde fark olur dedik yani bir ölçüde. Şunu kabul edelim ki senin söylediğin şifre çok önemli. Nedir bu? Ümraniye maçında taraftarın tepkisi ne olacak? Sahaya çıkar mı diyorsun? Sahaya çıkar. 40 bin kişi eğer ki olumsuz bir tavır sergilerse o zaman Valerian İsmail ile ilgili ya Beşiktaş yönetimi başkan verdiği sözün arkasında durup sahip çıkacak ya da taraftarın göstereceği tepkiye göre şu anda bir afaki konuşuyoruz. Mutlaka bir karar alacak diye düşünüyorum. Ama bir gerçek var ki Serdar orada önemli bir şey söyledi. İroni yapmadı o gerçek. Bazı futbolcularla Valerian İsmail arasında bir diyalog kopukluğu var. Yani o oyuncular şimdi ben soruyorum. İçeri 1-0 galip girmişsin. Senin oyuncu kazanmış bir takımı oyuncu değiştirmeye gerek var mı? Yok. Neden yok? Çünkü kazanmışsın. Bir gör bakalım ya. Bir gör. Molaka'yı neden çıkartıyorsun, Redman'ı alıyorsun? Yani biraz daha savunma özelliği olduğu için mi yani arkaya gelsin diye? Ama ben bunu anlamadım, örnek veriyorum. O zaman oyuncu diyor ki ben niye çıkıyorum? Sakat değilim. İyi oynamışım. Golün pasını vermişim. Bravo Levent abi. Golü attırmışım. 3-1'lik evet. Alanya maçına evet. Gelelim. 3-1 öndesin. İkinci yarı 3 tane oyuncu değiştirerek başlıyorsun. Gerek İlk var mı? İlk yarının en iyisi Enkudu'yu oynan aldı. Tabii. Gezal'ı aldı. Şey aldı yani. Bir anda takımın taşlarıyla oynadı ya. Böyle bir şey yaparsan oyuncunun aklını da karıştırırsın. Yani bana karşı bir takıntın mı var? Niye beni oyundan alıyorsun? Oyuna girmişsin. Rakip senin önünde bir tane pozisyon yakalamış defansı bir hatadan dolayı. Ama sen oyunun hakimisin ve zorlamışsın. Rakip sahada pozisyonlar üretmişsin. Gereksiz bir değişikliğe gidiyor. Yani bunu örneğin Jorge Jesus'ta görmüyoruz. 70'te değiştiriyor. 3 kişi değiştiriyor ama 70'te 3 ön tarafı çıkarırsa 3 ön taraf oyuncusu koyuyor. Biri orta sahası orta koyuyor. 2 önden değişirse ön değiş koyuyor. Yani korkan bir şey değil. Oyunun daha dinamik hale aynı benzer oyuncular devam etmeye çalışıyor. Benim anlatmak istediğim bu. Hı hı. Burada Valerian İsmail'in bu değişikliklerden sonra bu bir tesadüf değil. Tabii Gökhan Keskin'in sadece futbolcu değil, hocalığı da var. Tabii. Yani bu işlerde. Ben anlamadığım bir şey var. Yaptığı bütün değişiklikler Beşiktaş'ı puan kaybettirdi ya. Abi, bu bir tesadüf olamaz. İstanbulspor maçı. Gereksiz değişiklik. Burada örneğin şeyde Alanya maçındaki değişiklik. Aynen. Burada yaptığın değişiklikler sana ya yenilgi olarak yansımış. Bir tek doğru değişiklikler nerede yaptı biliyor musun? Fenerbahçe maçı. O da Jesus yanlış yaptığı için oldu. Evet. Yani Jesus'un şeyleri, hamleleri tutmadı. Beşiktaş'ın hamleleri tuttu. Ha şunu da kabul edelim. Bunu da ayrıyeten söyleyelim. Gezzal bu takımın beyni. Tabii. Her şeyi, oyun yaratıcısı. Yok. Beşiktaş Gezzal'ı da arıyor. Bunu net söyleyeyim. Şimdi Gürcan Bilgiç'e de soracağım. Ama şu istatistik gerçekten çok enteresan. Beşiktaş kalesine en az top gelen takım. 25 kez. Yani Süper Lig takımları içinde o istatistiği de hazırladık, grafiği verebiliriz. Arkadaşlarımızdan da rica edelim. Ama kalesine gelen topun gol olma oranında da birinci. Yani en az top geliyor Beşiktaş'a ama en çok %56 oranla. Yani 100 şutun 56'sı gol oluyor Beşiktaş kalesine. İki burada, şuttan biri. İki şuttan birinden bile fazla. Hani %56, yarısından fazla. Çok enteresan. Burada kalecide mi sorun var? Savunmada mı? Takım savunmasında mı? Yani şu istatistiğe bakınca kaleci gibi görürsünüz. Hani izlemeseniz Beşiktaş'ın maçlarını, dışarıdan baksanız kaleci dersiniz ama mesela Gürcan Bilgiç'e göre Beşiktaş'taki sorun ne? Valla ben sezon başı Serdar'la bir programdaydık. Yani demiştim demek güzel bir şey değil ama demiştim. Doğru mu? Diyeceksin tabii canım. Demiştim mutlaka hatırlatacaksın. Hatırlatalım. Tam ne dediniz?
bu oyun maç kazanır, şampiyon yapmaz. Yani, evet söylemiştim ben de o yayındayım. Yani bir maç kazanır, bir berabere, iki maç kazanırsın, bir mağlup, iki berabere. Sen onu hangi maçtan sonra söyledin? Sezon başında da. O zamanki oyun güzeldi ama. Beraberdik. Yani... İlk yarı iyilerdi. Esasında Beşiktaş'ın maçları ilk hani yarı bu... oynuyor. Serdar'cığım pardon. İlk yarı oynuyor. Oyun güzeldi. İkinci yarı olmasın dedik. O zaman hakikaten fikstürde bir yere geliyordu. Şimdi 25 dakikada bitmesi lazım. Ben de herhalde şöyle diyeceğim. Hatay maçından sonra 25. dakika kesilmesi evet, lazım. İlk yarıdaki oyun şampiyon olur diyoruz. Tabii. Şey bu büyük takım oyunu değil bir kere. Bir. Bunu bir kenara koyalım. Tahmin ediyorum 2 hafta önceydi. Gezal'ın Valerian İsmail'le ilgili sıkıntılarını yönetime bildirdiği şeklinde bizim bir arkadaşımız Mehmet Demirkol bir tweet attı. Onun üzerine Gezal bir açıklama yaptı. Böyle bir şey yoktur diye. Oyun üzerine Mehmet dedi ki beyan esastır. Ben bu olayın doğru olduğunu inandığım için bunu yazdım. Ama yok diyorsa yoktur diye tweet attı. Şık bir hareket. Bugün geldiğimiz noktada mesela Gökhan'la yayından önce Gökhan'la konuşuyorduk. Artık kaç sezon önce? 4 sezon, 5 sezon önce. Bu sorum sana. Yalnız dikkat et. Aykut Hoca Konya'da işleri gitmiyor. 7'de 1 mi ne böyle kötü işler. Mikrofonlar tutulmuş. Dedi ki bir takım böyle kötü gidiyorsa dedi iki neden vardır dedi. Ya hocayı istemiyorlardır dedi ya paralarını almıyorlardır dedi. Bizde dedi paralar ödeniyor dedi. Dolayısıyla ben istifa ediyorum. Şimdi bu şablonu Beşiktaş'a getirirsek bu gidişatla ilgili sen ne diyeceksin? Şimdi Gökhan Hoca, Aykut Hoca çok doğru tespit etti. Gökhan Hoca ile biz buradayken Reha Hoca da vardı herhalde. Bir maçtan sonra... Ben de dedim ki Beşiktaş'ta bazı futbolcuların Valerian İsmail'e duygusal bağı kopmak üzere dedim. Bana biraz tepki gösterdi arkadaşlar o zamanlar. Şimdi bana diyorlar ya bazı meslektaşların böyle statta gördüğünüz var. Sen Valerian'ı savundun. Ben savunmadım ki. Ben artıları da söyledim, eksileri söylüyordum. Sen yerden yere vurdun. Adama hakaret ettin. Aramızda geliştir farkı bu. Şimdi biz Alanya maçından sonra ne dedik hocam burada? Beşiktaş Bayern Münih karşısında da 10 kişi kaldı. Ama bu kadar geriye yaslanmadı ya. Bayern Münih'in ya daha ne olacak? Orada da 10 kişi kaldı hatırlayın. Wagner Love gol kaçırdı. Doğru. 10 kişi kalmasına rağmen. Karşı kaçırdı evet. Beşiktaş dedi Bayern Münih karşısında tabii ki temkinli onlar 10 kişi ama sen Alanya'da öyle bir geriye yaslandırdı ki hoca takımı. İlk yarıdaki oyunun konuşulmadı. Bir, iki, en başta konuşulması gereken bir konu olan hakem konuşulmadı değil mi hocam? Tabii. Ben de bir soru sorabilir miyim? Bu ama cevap vermedi bana. Ya tam şimdi sen bu soruyla beraber. Bu şeyden dolayı yok yok. Duygusal öyle bir şey yakaladım ki ben şimdi. Duygusal bağları kopan oyuncular vardı. Paralar ödeniyor. Paralar ödeniyor. Öyle. Ama öyleyse. Duygusal bağları. Ya ben yayının başında söyledim. Peki. Bu arkadaşlar niye sürekli top kaptırıyor? Daha ne diyeyim? Serdar'ım. Ya Elazığ, böyle bu, şey olmaz. Bu Alanya Spor. Bu Alanya Spor. Beşiktaş'ı 3-1'den yakaladı. Geriye yasattı. Galatasaray'ı da 2-0'dan yakaladı. Onda da geriye yasladı. İkisinde de Alanyaspor oynadı. İkisinde de adam atıldı. Beşiktaş maçında da. Ama iki maçında hakemi skandaldı. İşte yani. Ama ikisinde de yasladı bir şekilde. Yani biri 3-1'den döndü, biri 2-0'dan döndü. Yani o Gökhan Hoca dedi ki mesela Galatasaray maçında da bu konu fazla konuşulmadı. İşin teknik tarafı da fazla konuşulmadı. Alanya maçında teknik tarafı da konuşuldu. Ve hakikaten burada hocam da, Reha hocam da, ey Valerian Hoca, bak sen, yani kötü bir hoca demiyoruz şimdi, sana ama sen şimdi bu ülkenin futbol kültürünü bilmiyorsun. Ben futbol kültürüyle alakası yok. Gürcan abi bitireyim, bitirmezse, yarıda kalırsa, abi yarıda kalırsa sosyal medyaya düşüyoruz. O yüzden bitireyim. Ama söz bendeydi zaten. Tamam, soruma cevap vermiyorsun. Abi sorma o zaman, cevabını vermem vallahi bir daha. Ne diyorum sana? Söylediklerinden cevabı çıkarıyoruz aslında. O net istiyor, manşet istiyor. O da bizim gazeteci abimiz ya. Ben de istiyorum. Manşet istiyor. Ben sana söylüyorum abi bak. Bu arkadaşlar niye bu kadar top kaptırıyor? Ya Sergen Hoca hep mi kötü? Ben bir yayında söyledim sosyal medyada. Peki neden? Bu dedim Valerian İsmail'in performansı şu an Önder Karaveli'nin yanına bile yaklaşamıyor. Serdar sesli düşünün. Ama neden? Bak bu hoca geldi.
geçen sene 8 hafta kala işte 3'lüye döndü, 3-4-3'e döndü. Saçma bir şekilde. Ben ilk dedi, maçtan başladı. Tabii tabii benim sistemim bu dedi falan filan. Ondan sonra antrenmanlar yapıyor, görüntüler geliyor. Biz Serdar'la program yapıyoruz. Ben senin üstünden takip ediyorum Beşiktaş'ı. Çok inanırım yani. Haber kaynaklarına da, yorumlarına da. O dönemde Serdar da böyle bir şey söylemedi. Yani oyuncularla hoca arasındaki bir probleme hiç işaret etmedi. Ettim. Yayınlarda var. Bak bana yazdılar. Gösterim istiyorsan mesajı. Peki. Sen nasıl böyle söylersin abi? O zaman abi kaçırmışım diye. Ben. Olur mu? Bazı bağları kopan şimdi, oyuncular var. Bak iki tane oyuncunun bağı kopar. Üç tane oyuncunun bağı kopar. Tamam mı? Oynatmadığın arttır, oyuncunun. Arttır. Oynatmadığın oyuncunun. Dört dedi. Arttır. Tamam. Oynatmadığın oyuncunun bağı kopar. Ya illaki kopar. Siz de yaşamışsınız. Oynattığını da koparmışsınız. Ben bugün Getson oyuna girdikten sonra ne yaptığını çözemedim. Oyunda yok. Sahada yok yani Getson. Ama esas problem ne biliyor musunuz? Mesela size bu sezon hepimize soruyorum. Her maçını seyrediyoruz Beşiktaş'ın. Diğer takımlarında. Aksak gidiyor işte. Puan kaybediyor, etmiyor. Zor kazanıyor. Hiç hayal ettiniz mi? Bu takım düzelecek. Tak 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 vura vura gidecek. Az kaldı. O umudu veriyor. O ışık var diye. Hiç hayal ettiniz mi? Ettim. Kadro ettiriyor. Ettiriyor kadro. Kadro oyun, ettiriyor. Bu hoca kaldığı sürece... Hoca ettirmiyor da kadro ettiriyor. Diye Beşiktaş taraftarları da çok. Oyun. Ne, hangi maçta ettin? Enteresan. Yok ben hocama söylüyorum. Kadro ettiriyor. Ha. Yani öyle. Kadro abi. Mesela ya bu sezonun bugünkü bence maçta taktik vermeden hatta, çıkarsın, oynasın. Hatta kazanır bu kadro. Valerian İspan geldiğinden beri bence en iyi maçın Trabzon maçıydı. Bak yani, bu maçta kafa oynadılar. Hatalı direndiler. Gol. Ona rağmen mesela Bardi atsa 3-1 olacak. Döndü 2-2 oldu. O maçı da kaybedebilirlerdi evet. Yani. O şimdi, şeyde. Ama Gürcan Bilgiç, sizin yorumunuzdan ben şunu anlıyorum. Çok iyi bir tespit. Bu yorumdan çıkardığım şu, ben fazla yorum yapmam biliyorsunuz programlarda ama şöyle yorumlayabiliriz. Valerian İsmail orta sıra takım teknik direktörü. Ben öyle bir şey demem. Ben bak devam ederler. Bu oyun şampiyon yapmaz diyorsunuz. Bir tek onu demedi kaldı. Devam etmez. Ben tamamlıyorum. Bakın bizim o hakkımız yok. Herhalde. Yönetimlere ne yapacaklarını, anladım ben seni, ne yapacaklarını söyleme hakkımız yok. Çünkü biz söyleriz. Ama şu soruyu sorabilirsin. Valerian İsmail'i Beşiktaş'a hangi gerekçe getirdi? Tabii bravo. Yani onu, daha önemli. Onu yapabilirsin. Valerian İsmail'i gönderdi Beşiktaş ya da tuttu. Faturayı bana sormayacaklar ki. Ahmet Bey soracaklar. Biz ne dersek diyelim burada. Tamam. Peki Valerian İsmail gelmese kim olacaktı? Yanlış da desek. Şenol Güneş olacak. Çok. Jardim. Kim? Çünkü masada bir Jardim vardı. Monaco'nun eski hocası. Evet. Yarı final oynatan. Masada o vardı. Bir de Valerian İsmail'in ismi vardı. Buna Beşiktaş'ların cevap vermesi lazım. Hayır, Valerian işte İsmail'in şampiyonluğu var mı? Abi geliyorum size gerekçe. Kupası var mı? Sen gerekçeyi sordun tamam, ya. Şampiyonluğa bile oynamamıştı o. Tamam, yani sen gerekçeyi sordun ya. Evet. Onun cevabını veriyor. Abi bir proje olabilir. Bak. Bak Gürcan abi dur cevabını ver. Valerian İsmail. Bak gerekçe önemli. Takım, büyük takımların projesi olmaz abi. Valerian İsmail'in. Olmak zorunda. Yıllık ücreti ne kadar? Jardim'in ne kadar? Gerekçe odur. Tazminatı da az. 600 bin euro. Ve Fenerbahçe projesi mi haklı gerekçe demiyorum ha. Allah aşkına. Ama gerekçe odur. Çok yanlış bir bakma. Öyleyse ben takımın maliyeti diyorum. Oyuncu bazında 25-30'lardayken şimdi gelinen nokta herhalde onun iki katına yaklaşmış. Ya ona bakarsan yani hocadan kısıp. Şimdi Jesus'a verdiği parayı belki herkes düşüyor kafadan. Ben tercihin ama şimdi baktığın zaman adam hak ediyor diyorsun bu sefer. Tamam Fenerbahçe'de yani en çok parayı Jesus alıyor. Tamam işte. Yani. Bunu kimse inkar edemez. Beşiktaş'ta en düşük parayı herhalde yabancılar içerisinde Valerian İsmail alıyordur. 600 bin euro mu alıyor? Ama daha az ama, diye biliyorum. Bak, bilmiyorum. Evet abi. Bir hoca zaman dedi bak. Bir hoca kendini belli eder. Senin bir sistemin vardır. Sen sezon başı konuşup bir anda ne olduğunu açıklamadan o sistemden vazgeçemezsin. Vazgeçersen sınıfta kalırsın. İki, ben bugün merak ediyorum ya. Montero devre arası gönderilecek miydi, gönderilmeyecek miydi? Devamlı sezon haberler. Başı gönderilecek diye. Sezon başı gönderilemedi de devre arası gönderilecek. Tabii. Takım bak dendi. İki maçtır banko oynuyor. Herkes diyor ki topu iyi kullanıyor. Ya topu niye iyi kullansın kardeşim? Bu orta saha oynamıyor. Bu defansif görevini yapsın. Önce defansif bak. Hiç göndereceğin adamı bir anda Necip banko oynuyordu. Adam yapıyorsun. Önceden bravo. Dellali. Tamam mı? Geldi. Tamam. İyi transfer dedi. Herkes konuştu falan. Adam ortada yok geldiğinden beri. Genç bir adam.
İngiltere milli takımı oynamış. Tottenham'da harika bir çıkış yapmış. Ama ondan sonra Tottenham yollamış. İşte Everton'da oynamamış. Oradan çok genç bir adam Türkiye'yi temsil ediyor. Benim kafamda hep bunun soru işareti vardı. Şimdi geldi Beşiktaş'ta herkes bir hava verdi. Doğru. Ama oynadığı oyunla bir katkısı yok. Niye oynatıyorsun? Redmond'u aldın. Redmond'u göreceğim, kazanacağım diye ikinci yarı başlıyor. Adamı sokuyorsun. Peki şey olabilir mi Gökhan Hocam? Valerian İsmail'in bahsettiği, yani Beşiktaş'ta oynadıklarının farkında değil dedikleri oyunculardan bir tanesi Delali olabilir mi? Kesin olabilir. Yani yok, benim, ben, mesela bak bence, benim o değil. O benim, değil. Delali kimin transferi? Yani onun transferi. Bu lafı ediyorsun. Onun transferi. Bu lafı ediyorsun, tamam mı? Birilerini töhmet altında bırakıyorsun. O değil, o değil. Benim aklıma ilk yaptığı 3 değişiklik gelir abi. Diğerlerine bakalım. Bak Muleka, söyleyeyim değişik. Bak Muleka, evet. Yaptığı ilk değişiklik. Muleka, Salih, sonra da Delali. Yani. Bence birinci adam Necip. Hemen çıkardı ya Alanya maçı. Başakşehir maçında attı, hemen çıkardı. Demek ki birinci adam o. İlk çıkardığı adam oydu çünkü. Beşiktaş'ta oynadığının farkında olmuyordu ama. Yani hakikaten öyle yani. Şimdi bir teknik neyse. Direktör bunu diyorsa o oyuncuyu oyundan almıştır. Ya kalitede almıştır. Değil diyebilir. Çıkanları ben onu anlamam da. Tekrar. Anlarım da. Çıkanları sayalım. Masuaku, De Souza, Salih, Delali ve Muleka. Yani bu 5 oyuncu... suçluyor ilk olarak ama herhalde. Ama Sakarya'da Soğuz'a ama bence sonlarda çıktı. Ama Soğuz'da değil. Bak Soğuz'da şöyle düşün. Ankara Gücü maçından sonra değil. Ankara Gücü maçından sonra bir açıklama geride yaptı. Geride kalanların içerisinde. Geride kalanların içerisinde. Onurcuğum, Ankara Gücü maçından sonra Soğuz'da bir açıklama yaptı mı? O ara hani maçtan sonraki olaylarda kırmızı kart gördü. Ondan sonra hatta bir açıklama yaptı. Biz ülkeyi dedik, terk böyle etmek böyle. İstiyorum. Ayrılmak istiyor herhalde. Başka şey yok. Öyle topa dokunmuyor. Ha. O maçtan sonra topa dokunmuyor. Bir maç ceza aldı. Oynadığı maçlarda. O karardan sonra ciddi düşüş yaşadı. İşte o Sağız'da inanamazsın yani. O adamla daha önce oynayan adam bir mi? Şampiyon olduğu sene oynayan adam aynı mı? Herkeste soru işareti var. O zaman hoca bunu görüyorsa ikisi iki önce de Ankara Gücü maçının önündeki Sağız'la bugünkü Sağız'la fark varsa oynatmasın o zaman. Onun elinde olan bir şey. Doğru. Ya şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Gerson Fernandes'i aldı Beşiktaş. Sosyal medya Galatasaray'ın elinden aldık diye biliyorsun. Galatasaray'a nasıl çalım attık dediler. Adam ilk 11 başlamıyor. 6 milyon euro verildi bonservisine. Alındı pardon. %50'sini aldılar galiba. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Peki burada o başlamıyor. Genç oyuncu abi. Koruyoruz onu biz. Ha tabii yani. Genç oyuncu oldu mu demek koruyoruz. Demek ki Delali çok daha önemli. Delali formsuz bir Delali geldi. Geriye giden abi, bir Delali şey de olabilir. İlk 11 başlıyor. Form tutması için oynamıyor. Oynatıyor da olabilir. Yani ben onu bir an önce o ritme girsin diye. Hoca zaten şey demiş onunla ilgili. Yani biz Delali'yi ne kadar çabuk kazanırsak bizim için o kadar iyi. Çünkü kazandığımız takdirde ligin, yani ligdeki Beşiktaş'ın seviyesi çok daha farklı yere gelir. Doğru mu? Doğru. Doğru yani evet. %100'ünü değil. %100'ü olsa zaten. Ya Allah'ını seversen ya sen Delali'yi kazanacağım derken kendini kaybetti adam ya. Kaybetti. Şampiyonluğu kaybetti. Yani işte. O riske gireceğim demiş. Delali için. Evet. Ya bu bütün takıma da saygısızlık. İşte bak bir şey söyleyeyim. Takımda bir ahenk bozulur. Bundan alınırlar. Delli Ali'nin kötü oynamasına rağmen ilk 11'de başlıyorsa, hoca bunu kolluyorsa o zaman oyuncunun hocaya karşı bir güvensizliği oluşur. Ya. Adalet duygusu sarsılır. Biz bak ya. Levent abi biz ne dedik? Bazı oyuncular dedik değil mi? Evet. Ama o bazı oyuncuların o seviyeye gelmesinin en önemli nedenlerinden biri hoca. Asla bak hiçbir oyuncu durup dururken bu seviyeye getirmez kendini. Hoca futbol oynadı. Üstelik bir şey sana söyleyeyim. Yani, Beşiktaş'ın ben bu hocayı sevmedim, canım sıkıldı, gitsin falan filan demez bir oyuncu. Abi. Mutlaka belli nedenleri vardır. Ben o yüzden Valerian İsmail'e bunu kim demişse yanlış demiş. Ya bir tane Türk antrenör alsam Beşiktaş'ın içerisinden. Hocam sakın gözünü seveyim, Cenk Tosun'u sokma, bir dakika sonra oyun bitiyor. Adam Beşiktaş tribünlerde efsane, yapma. Hocam Necip'i çıkarma hemen, hata yaptı az önce. Tribünler ıslıklar diyebilecek. Bir yardımcı antrenör almadı yanına. Evet, şu an dejavu oldu biliyor musun? Almadı yanına. Dün maç günü programında aynısını söyledim ben de. Çok, almadı ve defalarca söyledim. Hocam bugün, al bir tane diye. Bugün maçtan sonra yaptığı açıklamaları biliyorsun değil mi? Maçtan sonra açıklama yaptı. Ne dedi? Ben bir teknik adam olarak. Verelim onu da hazırlasın arkadaşlar. Bir izleyelim mi? Tamam onu izleyelim ondan sonra çünkü. Valerian o konuda bir şey yapalım. İsmail'i bir izleyelim. Bakalım oyuncularıyla ilgili, bugünkü maçla ilgili ne söylemiş, ardından yorumlayalım. Evet, Volkan Demirel'i de tabii ki tebrik etmek lazım. Gittikten sonra 4 maçın 3'ünü kazandı Volkan Hoca'yla. Hatay gerçekten büyük bir çıkış yakaladı. Valerian İsmail'in
bugünkü tavrını, o basın toplantısındaki görüntüsünü bir konuşalım istiyorum ben. Ne diyor? Maçtan sonra ne dedi, çıktı. Ben dedi sorumluluğu üstüme alıyorum dedi. Hı-hı. Ama bazı futbolcular da Beşiktaş'ta oynadığının farkında olması lazım dedi. Üzerime düşen sorumluluğu alıyorum diyor. Üzerine düşen sorumluluk ne? Aslında tüm sorumluluk. Yok, üzerine düşen sorumluluk da, ben onu merak ediyorum. Yani tek baş sorumlusu benim dedi yani. Tamam da ne yapacak onun için? Yani sorumluluğu almak kolay. Tamam, ben de sorumluluğu aldım. Belki ne olacak? Operasyon yapacak. Hoca mı operasyon? İmrani yönünde, evet, bazı futbolcuya yönelik. Abi kadro dışılar gelebilir. Kadro hocaya kim operasyon de, yapacak? İlk 11'i değiştirebilir. Peki, şey hoca en kolayını yapıyor. Bak hoca en kolayını yapıyor. Hoca bu saatte geçen sene Perra'da... Solzan'ın açıklamasını ne diyorsun? Aynaya bakıp utanmamız lazım. Tabii açıklaması. Ya o da yani sonuçta hırslı bir futbolcu. Ne diyecek ki başka? Hırslı futbolcu belli yani, o daha önce Türkiye'de oynamış, Fenerbahçe'de oynamış, işte Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış. Adam baktı mı kendine de inanamıyor. O doğruyu söylüyor bir yerde. Yani bir işin farkında olması lazım. Hocada şu var. Ferrari hatırlıyorsam işler kötü gitti. Tamam, karışmıyor, etmiyor. Sahanın kenarında durmaya başladı. O ara ne dedik? Anlaşma, parasını bekliyor. Yani tazminatını alıp gidecek. Bugünkü İsmail'in suratı şeyden, o Ferrari'nin suratından farksızdı bence. Yani o da artık işi bitirmiş. Eskiden daha sert, daha mücadeleci olacağını söylerdi. Şimdi oyunculara topu attı. O da artık bekliyor bence. Yani gelin parayı konuşalım. Ben gene gideyim. Hazır başladı her şey. Konuşmalar başladı. Çünkü eğer siz bir takımın teknik adamıysanız oyuncularınızı seyircinin önüne atamazsınız. Yönetimin önüne atamazsınız. Ona attığınız zaman o takımda işiniz bitmiş demektir. Tabii. Topçuların siz da kulağına attınız. Gitti şu anda bu. Tabii. Aa, hoca bize sallamış diye kulağına gitti. İşte Valeri İsmail kafasında bitirdi ki böyle bir açıklamada bulunuyor. Bundan sonra ben size söyleyeyim. Bir iki hafta içinde tazminatı konuşulacak. İşte ne kadar tazminatı varsa onu alacak. Valeri İsmail yoluna gidecek. İşte Beşiktaş'a gelen hoca da ondan sonra toparlamaya çalışsın. Bence şimdi bence Dünya Kupası'na kadar olan süreci tamamlarlar. Dünya Kupası'nı seyretmeye gider abi aldığı parayla. Yani bence 3 maç daha kalır. Ona göre bir Beşiktaş yönetimi bir karar verir. Pahalı değil mi Katar? Tabii. Pahalı Serdar Sarıdağ bir şey söyledi. Ama o bir kaynadı gibi. 5 tane oyuncu saydım ben ve sen dedin ki hayır, bu oyuncular değil, sahada kalanlardan bazıları Valerian İsmail'in kastettiği. O zaman kim bunlar? Bir daha say çıkan oyuncuları. Çıkanlar: Masuaku, De Souza, Muleka, Salih, Dele Alli, Muleka. Biri çıkanlardan, biri kalanlardan. Çıkanlardan hangisi? Ben Souza'dan memnun olduğunu zannetmiyorum. Tamam, işaretledik. Kalanlardan hangisi? Enkudu'dan mı memnun olduğunu zannetmiyorum. Enkudu. Yani sadece futbolundan değil, şeyden de. Başka sıkıntılar da var. Olabilir. Hayır, bence en kolay anlaşacağı adam Enkudu. Derdini anlaşacağı, ikisi aynı dili konuşuyorlar. Takımda Fransızca konuşan ikisi. Çok var zaten. Tamam. Gezal'la. Bence ondan istediğini rahatlıkla anlatabilecek, onunla diyalog kurabilecek başka, önemli bir insan. O başka. Ben Enkudu'dan memnun olmayan bir adam bu kadar süre oyunda tutacağını zannetmiyorum. Bence orada başka oyuncular var. Yani. Benim tahminimi. Benimki bilgiye dayalı. Yani. Şunu söylemek istiyor. Kendi getirmediği oyuncularla taktikle ilgili Enkudu'nun sıkıntıları var. Kendi getirmediği oyuncularla problem yaşıyor. Kendi getirmedi, kendi almadı oyuncularla problem yaşıyor. Enkudu'yu oynatmadan kaleye gidemez. Bak ben söylüyorum. Enkudu Beşiktaş'a girdikten sonra Enkudu bugün en büyük eksiği hala da sizin. Gezal'ı sahip olamamak, onu oyunun içine atamamak elini kolunu bağlıyor. Evet. Gezal derbiye kadar yok. Galatasaray maçına kadar yok. Ya Levent abi, Hatayspor ya. Adamların yani yerlerde sürdüğü adamlar. Ben sana yani, taktiği söyledim. Biz bu hocayı istemiyoruz taktiği. Evet. İnanamıyorum. Bu kadar net. Yani bu arada Beşiktaş yönetimi diyelim hocalara yolları ayırdı. Asla ve asla ben kadro dışı bırakmanın bir çözüm olduğunu söyleyemem. Gördük işte, adamlar kadro dışı kaldılar. Lensler, Mensler, Leicester falan. Aldı paraları gittiler. Biri inşaatçı oldu. Müteahhit oldu. Hangisi? Douglas. Savunmanın çimentosu olsun diye alınan adam müteahhit oldu. Olmuş işte. İşte doğru. Hakikaten olmuş. Olmuş işte. İleri bir görüş yani. Brezilya'da müteahhit işine girmiş adam. Daha güzel. Ben de top oynayacağım. Dünyanın parasını aldım. Barcelona, Beşiktaş. Bunlar çözüm değil. Sivas'ta çok iyiydi ama. Bunlar çözüm değil ama isim vermeye gerek yok. Yönetimde biliyordu. Sergen Hoca döneminde. Önder Karabülü döneminde, bu dönemde
İşte taktik olmadı, etmedi. Biz bu hocayla anlaşmıyoruz falan diyen oyuncularla da Beşiktaş'ın yollarını ayırması lazım devre arasında. Hmm. Kadro dışı bırakarak değil. Böyle bir şey yok. Tamam, Valerian İsmail bu seviyeye getirdi. Tamam, hepsinde bir sıkıntı var. Mesela Sergen Hoca bir gün bir maçın devre arasında bakmış olmuyor. Demiş ki bir şey söyleyeyim, şok olsun takım da ikinci yarı bari çıksın oynasın. İlk kez o kelimeyi o maçta ağzına aldı maçın devre arasında. Maçı unuttum. Ne demiş? Siz benim istifa etmemi mi istiyorsunuz demiş. Hani beni istifaya zorlamak mı istiyorsunuz? Ben ederim demiş. Ne var ki bunda demiş. Kim demiş onu? Sergen Hoca. Şampiyon olunan sezonda mı, geçen sezon mu? Şampiyon olunmayan sezonda işte, geçen sezon. Geçen sezonda. Nitekim Sergen Hoca kendi bıraktı zaten. Baktı olmuyor, ben bırakıyorum. Hmm. Hani Aykut Hoca'nın bakış açısından ama baktı. Ama yeni Sergen sezon için yapılan anlaşma da sıkıntılıydı biliyorsun. Hayır hayır. Çok bak, geç yapıldı. Ben mesajı veriyorum. O başka konu. Oyuncular şoka girsin diye. Dedim hocam oyuncular şoka girdi mi? Yo, çıktı yenildi dedi. Haklı adam. Şimdi Valerian İsmail de burada bu lafı söylüyor. Zannediyor ki belki de o da bir şey söylemiş olabilir. Maç sonunda. Bu arada Beşiktaş'ın... Şok topraklıymış demek. Beşiktaş'ta bazı oyuncular şoka sokamıyorsun. Dediği gibi şok topraklı. Toprak emiyor elektriği. Hatırlayın Beşiktaş'ın ilk maçını Önder Hoca ile Sergen Yalçın gittikten sonra Kayseri maçı. Nasıl bir birliktelik. Beşiktaş son dakikada gol attı. 20 futbolcu birbirine sarıldı. Dediler ama bir ki, şey söyleyeyim sana. Ne oldu Sergen Yalçın gitti bir anda. Sonra 4-5 tane oyuncu acayip bir performans gösterdi. Şimdi bu Önder Hoca'nın taktiğiyle mi ilgili? Antrenman metoduyla mı ilgili hocam? Peki ya ben bu kadar kısa sürede olur mu? Ya, ne oldu ya? Bak Önder Hoca geldikten sonra Önder Hoca'nın oynadığı maçları da ben hatırlıyorum. 2-3 tanesi hariç normal vasat maçlardı. Yani bir tek o ara kupayı kazandı. Katar'da Süper Kupayı. Ondan sonra normal oynadı. Zaten işler çok iyi gitmediği için hoca değiştirdi. Valer İsmail geldi. Bir başladı Trabzon'da. Herkes yere koymadı. Vay işte şöyle böyle falan. Ondan sonra o da vasat gitmeye başladı. Gökhan Hocam sezon başı dedim ki idealist bir hoca getiriyorsunuz. Birkaç kişiyle konuştum. İdealist işte o Almanya'daki okuldan mezun olan Jürgen Klopp'lar var. Eyvallah kabul ediyoruz. Ama dedim bu tür hocalar dedim şöyle kadrolar olması lazım bu tür hocalarda. Yani adama verilen görevi yapacak. Bizim ligimizdeki bazı kadrolarda kıdemli oyuncular, sizlerin futbol jargonunda papaz oyuncular dediği denilen oyuncular bazen hoca yer. Bir hocanın Beşiktaş'ta papaz oyuncu var mı şu anda? Ya mesela abi Chelsea Tuhel'i ama dedi, yani verdiğin örnekle Beşiktaş'ı ölçüşmen lazım. Dediler ki Tuhel'i yediler, Mourinho'yu yediler. Bana dediler ki futbolcu yer abi. Beyefendiler dediler. Bana dediler ki yok ya. Bu eleştirimize bana dediler ki ya yok dedi Valerian İsmail'e dedi o sıkıntı yaratacak oyuncu yok şu an kadroda dediler. Kalmadı doğru söylüyor. İyi ki yok dediler. Ya yabancı hocalarda bir tek eksik var. İyi ki yok dedi. Bak bugün belli oldu. Kulüplerle. Aidet duygusu olmuyor. İşini yapmaya çalışıyor. Yani bugün Jorge Jesus bile işini doğru yapan bir teknik direktör. Anlatabiliyor muyum? Bu adam bir felsefesi oyun gelmiş. Hangi oyuncu itiraz ediyor? Demek ki Valerian İsmail böyle bir şey yapmış olsa ona da itiraz etmezler. Sen demek ki kadroyu doğru kullanmıyorsun. Sen Tayfur Bingöl'ü kullanmıyorsun. Sen elindeki... Şey bak ben hoca olsaydım yönetime şunu söylerdim. Oyuncular suçludur, hoca suçsuz demiyorum. Tamam ama ben geçen sene Emirhan'ı oynattım. Hoca belki iyi taktisyendir, belki iyi antrenördür. Emirhan'ın kalması için çaba sarf etmedi. Sevk bir idarede sıkıntı var. Çaba sarf etti, Emirhan'a yalvardı adeta. Bir sene daha kal bu takımda. Tamam ama sen Beşiktaş yönetimi bak, bununla ilgili bir tavır koymadı. Esas problem tabii. Bu. Yani hocam, Emirhan'ı bu kaybetmişsin. Genç güveni kaybetmişsin. Bak, Rıdvan'ı kaybetmişsin. Larin'i kaybetmişsin. Can Tigan'ı dedi ki bir gün siz dedi bu Bobo'yu dedi gönderirseniz ben istifa ediyorum dedi. Ha, sen burada onu söyleyeceksin. Sen de bunu şart koşacaksın. Bobo'nun kiralık sözleşmesi. Kiralıktı. Almazsanız ben dedi bırakıyorum dedi. Dediğin doğru. Aldıracaksın o zaman. Tabii. Tutacaksın o zaman. Yani bu şekilde olmaz. Gelen ağam giden paşam gibi oyuncu. Tabii canım. Bir de öğrencileri kaybetti. Bu tür, tersliklerle karşı karşıyasın. Bu maçtan sonraki şu yorumun hiçbir futbolcu yüklenmeden evvel bu senin yönetime vereceğim bir rapor olması lazım. Hocanın yaptığı yorumu diyorsun da, değil mi? Evet, hoca haftaya da aynı oyuncularla çıkacaksın. Sen bazı oyuncuları töhmet altına bıraktın. Bu doğru bir şey değil. Sorumluluğu alıyorsan oyuncuya dokunmayacaksın. Hatırlar mısın? Fatih Hoca da zaman zaman böyle söylerdi. Bazen ama bu kadar net söylemiyordu herhalde. Bu kadar daha böyle Fatih Hoca bazı oyuncular demiyordu. Tabi. Hepsi diyordu ya. Evet tabii. Gürcan, Serdar. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi takımlarda, iyi takımlarda. Bir, başarının getirdiği arkadaşlık vardır. İki, arkadaşlığın getirdiği, iyi arkadaşın getirdiği bir başarı vardır. Fenerbahçe ve Beşiktaş için hangisini söylersin?
Fenerbahçe'de başarı arkadaşlığı getirir. Evet. Beşiktaş'ta arkadaşlık başarıyı getirir. Onu öyle olması sizin lazım normalde. Normalde öyle duruyor. Yani yeni bir hoca, yeni bir hoca geldi. Başarılı gittikçe kenetlenme artıyor, inanma artıyor. O başarılı olduğu için herkes kenetlenmeye başlıyor. Beşiktaş daha bir arada olmuş takım ama sezon başı gene oyuncu transferleri başarıya oldu. Başarıya oldu diyorsun ama başarıya adamı inandıran, adaletli davranan bir Jesus var. İşte abi. Bir şey söyledim. Adam yemeği yapıyor, bir yemek yapıyor. 24 futbolcu o yemeği yiyor. Bir kişi çıkıp da ben bunu beğenmedim demiyor. Abi. Bunu yemeyeceğim demiyor. Bu da bir marifet. Hoca inandırıyor işte. E tamam. Hoca o zaman Valerian inandırmıyor bunu. Zaten problem burada. Ben de soruyorum. Jesus'u Fenerbahçe'ye getiren Portekiz'deki başarılarıdır. Brezilya'daki başarılarıdır. Kusura bakmayın. Valerian İsmail'i Beşiktaş'a getiren ne başarısı var ya? Ha, Beşiktaş takımı proje takımı değil. Büyük kulüpler yetiştirici takım olmazlar. Bunlar yarışmacı takımlar. Abi, yarışmacı hoca getireceksin. Sen fal açıyorsun ya. Galatasaray'da Torrent'i getirdi abi. Bak Fatih Hoca 2003-2004 sezonunda Fatih Hoca ne demiş? Abi onu da eleştiriyor. Aynı şey yani. Torrent ki... ama Burak Elmas çıktı dedi ki başkan olarak. Ali Naciler'in programına çıktı. Asıl hocama getirdiniz yardımcı dedi. B planı olamadığı için Fatih'imden sonra devam et dediler. Demek ki yanlış. Biz de eleştirdik. Adam evinde oturuyordu. Evinden oturdu adamı. Hocam 2003-2004 sezonunda Fatih Terim ismi cismi ne olursa olsun mücadele edenle yola devam edeceğiz diye açıklaması olmuştu. Daha tamam. Sert konuşuyordu Fatih Hoca. Tamam mücadele edecek. Ama yani bazı futbolcular demedim mücadele edecek derken. Ama bak. Ama bu şey ne diyor bak. Ben bunu Sergen Hoca dönemi için de söyledim. Serdar bak şu farkı. Çok kısa bir bak, şey söyleyeyim. Fatih Hoca bunu der. Neden? 18 tane kupası var abi. O başka tabii. Tamam o başka. O bu raconu kesebilir oyuncuya. Benim 18 kupam Jesus var. Jesus da kesebilir. Kimsin? 25. Jesus da. Yani Levent abinin dediği doğru. 25 bu yapamaz. Mesela çok, o zaman bu yapamıyorsa çok bu kadroya. Kadro hoca. İlk göreve getirildiğinde önceki görevi sportif direktörlüktü. Valerian İsmail. Olabilir. Dedim ki şimdi dedim sezon gitmiş. Böyle bir hoca getiriyorlar. Herhalde bunun bir datası var. İşte dünyanın çeşitli yerlerinde genç oyuncular. Çünkü İngiltere'den geldi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii. Championship. Yani genç oyuncularla ilgili bir datası var, bir portföyü var. Öyle olmasa. Beşiktaş da bundan yeni sezonda yararlanmak istiyor. Yani Surinam'dan oradan buradan adam 20 yaşında, 21 yaşında 3-4 tane ya da 4-5 tane neyse oyuncu getirecek. Bu oyuncular burada parlayacaklar Beşiktaş forması altında. Hem başarı gelecek ama oyuncu satışı, bonservis gelir gelecek. Ben böyle düşündüm. Valerian İsmail transferini. Transferleri kulüp yaptı. Ama hoca onaylı. Yani hoca transfer işine girmedi. Abi bilmiyorum. İsimler konuldu öyle. Peki dedi mi ben bunu istemiyorum diye? İstemediği oldu almadılar. Mesela almadılar. Ben bir şey soracağım. Varmış. Burada oturalım Gökhan Hoca tabii ki yine bir hoca olarak. Bizler de gazeteci tecrübesiyle bir şey soruyorum. Valerian İsmail şurada bize otursa ne hikaye anlatabilir hocalığınla ilgili? Ne başarı hikayesi yazabilir bize? Geçmişini mi? Zamanında evet. Premier Lig'e şöyle çıkmıştık diye bir şey anlatabilir. Orada da 8 hafta sonra kovuldu zaten. Avusturya'da LASK bir şey anlatamaz. Bir şey anlatacak yok, evet, yok, ama yok. Bir şey söylüyorum. Fatih Terim'in anlatacağı hikayesi var. Jesus'un da anlatacağı hikayesi elbette var. Dolayısıyla futbolcu biliyor ne olduğunu. Şimdi Dele Alli'nin yani kariyeri adamın önünde futbolculuk olarak da. Baktın. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani futbolcular üzerine bazen teknik direktörler kariyerleriyle de hüküm kurarlar. Doğru. Peki o zaman şöyle yapalım. Artık Beşiktaş'ı noktalarken ben bir anket yaptım Twitter'da. %56 evet çıktı. Beşiktaş İsmail'le yolları ayırmalı mı diye. Abi şu an herkes duygusal ya. Yani o. Ama haftaların öyle, birikimi bu. Hani bir gecelik bir şey öyle değil. Bak Gürcan abi. İşler hesap fatura kesilmeye gelindiği zaman futbolcular masadan izin alıp lavaboya gider. Masada kalan hesabı öder. Masada da genelde hocalar kalır. Ligin %30'u bitti. Yani evet. %30'u üçte biri bitti. Az, az bir zaman değil yani. Bak şimdi Bobby Robson'un bir lafı var. Eğer diyor seyirci diyor seni diyor istifaya davet ediyorsa diyor korkma diyor. Yönetim senin arkanda durur diyor. Ama diyor seyirci yönetimi istifaya davet ediyorsa diyor. Güzel.
Dua et seni istesinler. Yani mesela geçen sene süreç Vitor Pereira ile Fenerbahçe süreci böyle oldu. En son yönetim istifa dediler. Pereira gitti. Yani çok enteresan bir süreç. Galatasaray maçıydı. Yine İsmail'in olduğu gibi Galatasaray maçıydı, böyle şey biçildi, milat biçildi. O maçı kazandı. Crespo bir iki hafta daha kurtardı Pereira'yı. Şimdi evet. Beşiktaş'ın da önünde bir hafta sonra Galatasaray maçı var. Hatta hani o maçtan dolayı üzülenler olmuştu. Ya keşke olmasaydı da Pereira daha erken gitsin diye düşünenler de oldu. Kimse üzülmedi. O maç 4'lüye dönmüştü çünkü. Galatasaray maçıyla dönmüştü. Doğru. Doğru. Peki. Yani aynı şunu eklemek istiyorum. Şener Hoca... Bir soracaktım tam. Şener Hoca, Beşiktaş, yani şu anki Beşiktaş'ın gündeminde Şener Hoca zaten yok da. Yok mu? Şener Hoca'nın da gündeminde Beşiktaş yok. O zaman Şener Hoca'nın gündeminde kim var? Milli takım var. Bir daha. Ama hangi pozisyonda olacağını bilmiyorum. Ben bunu defalardır, aylardır söylüyorum. Futbol koordinatörü olarak mı gelecek, başka bir statüde mi gelecek bilmiyorum. Ama şu an Şenol Hoca'nın milli takımla ilgili... Valla bununla ilgili çeşitli dedikodular var. Çalışmalar olduğunu duydum. Bazı hocalar mesela göğe Samet Hoca'da bir görev alacak diyorlar. Aynen öyle. Tamam, Samet Hoca'nın görev alacağı yerde eğer tepede Şenol Hoca olursa Şenol Hoca'la beraber çalışmaz. Ama Samet Hoca nerede görev alacak? Tamam, ne fark eder? Onunla ilgili müdahale ettiği zaman sıkıntı olur. Öyle olmaz. Milli takım teknik direktörlüğü yapmış bir insanın futbol direktörü olarak atanmasının çok doğru bir hamle olacağını düşünmüyorum. İyi ama futbol haklı olarak yararlanmıyor. Ya Kuntz gene takımın başında. Tamam, bir şey söyleyeyim. Belki Kuntz istemeyecek o zaman. İşte ben ne diyorum İstemiyor. Size? Belki Hamit Altıntop istemeyecek. Ya bu tek taraflı bir olay değil. Son yönetim kurulu toplantıları Hamit Altıntop katılıyor mu katılmıyor mu emin değilim. Öyle bir şey de var. Ya bilmiyorum ama yani dair. O zaman kriz çıkar. Ya böyle katılıyor bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Bir bakmak lazım. Bakmak lazım. Hazırlık maçları var Kasım ayında. Çekya ile İskoçya ile. Evet. Yardımcıları veya Kuntz'un maçları takip edip etmediğini de bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Şimdi günahlanmıyor kimsenin. Ama benim net duyduğum Şener Hoca milli takımla ilgili yaptığı çalışmalarda sona gelmiş. O zaman ben... Yani bir şey var. Tek genel Beşiktaş'ta futbol direktörü olacaksa, evet, genel futbol net. Direktörü olacaksa içerideki çalışacak insanları da o belirler. Yani tamam. Valerian İsmail'den sonra Beşiktaş'a Rıza Çalınbay olur, o başka. Tabii Sivas'ın hocası. Onu şimdi söylüyoruz öyle ama... Samet Aybaba, Mehmet Özdilek, onları bilmem ama Şenol Hoca olmaz. Şenol Güneş itibariyle. Olmaz diyorsun. Şu an itibariyle. Yani kaybeden Şenol Güneş alır, yok yani. Hamit, tabii Hamit Altıntop nasıl konuşmuştu milli takım için? 20-25 tane hocayla görüştük dedi. En iyisini seçtik dedi. Stefan Kuntz'u getirdi. Stefan Kuntz şimdi gelinen ortamda tartışılan bir hoca. Yani Türkiye'de maç izlemiyor, devamlı şekilde yurt dışına gidiyor, yorumlar yapıyor. Şu anda tartışılıyor. Beşiktaş için de Sayın Ceyhun Gübenci o ara Ceyhun Kazancı kaç tane bir 10 tane hocayla görüştü mü o ara yabancı işte bir sürü isim çıktı geliyor gidiyor derken Pinheiro vardı galiba. Tabii en son evet. Valerian İsmail'de karar verildi. Şu anda Valerian İsmail'de tartışılıyor. Tamam. Tek adam düşündüğü zaman herhalde problem var. O zaman şöyle yapalım. Beşiktaş'ı noktalarken az önce onu söylüyordum. Benim ankette yollar ayrılmalı evet çıktı. Şimdi burada 5 kişiyiz. Mutlaka en kötü 3'e 2 çıkacak. Valerian İsmail kalmalı mı gitmeli mi? Gökhan Keskin'e soruyorum. Bence gitmiş zaten. Yani gitmiş şu basın diyorsun. Toplantısından sonra. Bir gitti. Artık bedenen burada zaten. Bedenen burada ama ruhen yok. Bu saatten sonra bu takımla Valerian İsmail'i dikiş tutturması artık çok zor. Bu kadroyla. Peki. İki hayır ama çıktı. Ama devre arasında da yani Valerian İsmail'in gitmesi gerekir artık. Ama devre arasında da artık ben bu taktiğe uyamıyorum falan diyen o oyuncularla da bence yollar ayırmalı. Anladım. Mümkünse eğer. İki hayır. Levent Düzemen. Vallahi ben başkanın aldığı karara saygılıyım yani. Başkan devam ediyorum diyorsa bir şey devam ediyor. Ben diyemem yani. O onlar yani Beşiktaş olarak Beşiktaş bizim olarak söylemiyor. Bizim işlerimize karışmıyor yani. Levent abi. Hayır ben diyemem. Nedenine Nazik gelince çünkü... Yani. İşi onların takip ediyor. Biz sadece maç anlamında takip ediyoruz. Ama içeriği Serdar daha iyi biliyor. Futbolcular onun kendine göre bazı iddiaları var. Ben bu bilgiye dayalı konuşuyorum diyor. Ben de diyorum ki ben beyan esastır diyorum. Ahmet Nur Çöbi'nin sözlerinin bu ilişkide geçerli olduğunu söylüyorum. Ha bu evlilik biter bitmez mi? Beşiktaş başkanı bir hafta evvel bunu söyleyip bu hemen akabinde Valerian İsmail'e nedir onun adı görevden alırsa onunla da bir olumsuzluk olur. Başkanında da sıkıntı olur diye düşünüyorum. Ha bir ayrılık yaşanacaksa eğer
Bu 3 haftalık bir süreç var önünde. O sürecin getirisine bakarlar. Böyle bir şey Dünya Kupası arasına, Dünya Kupası'na verecek arada bir karar alırlar. Evet. O konuda Sercan Dikme de şunu söylemişti geçen gün programda. Evet. Ne olursa olsun bir Dünya Kupası arasını bekleyecek galiba. Benim tahminim doğrusu o zaten. Ama şimdi bu gece bir Hatay yenilgisi belki daha da çabuklaştırabilir. Bir çekimser oy mu kullandık? Tabii canım ya. Tamam. Gürcan Bilgiç ne diyor? Abi şimdi ben Beşiktaş yöneticisiyim. Çünkü yazar. Noktada virgülümü koyarım. Kalmalı çünkü. Karşısında bir gerekçe yazılır. Durum ne olursa olsun. Yani bu Hatay yenilgisine rağmen, şeye rağmen. Gitmeli çünkü. Karşısına gerekçe yazılır. Toplarsın. Gitmelinin gerekçeleri çok. Hayır şimdi toplarsın. Yani... Şimdi bak eğer futbolcular, bize göre çok futbolcularla olan bir problemse sana şöyle söyleyeyim. Başkan girer Ümraniye'de. Bir balans ayarı yapar. O problemli olan oyunculara ağzının payını verir. Fırçasını atar. Yemişim sizin kaprisinizi der. Hoca burada kalacak der. Siz gidersiniz der. Atıyorum bunları yani. Sesli. O dediğin şeyde oldu Gürcan abi. Düşünüyorum. Sporting'in hocası vardı ya. Şu anki hoca Amorim. Muhtemelen. Amorim. Dedi ki başkan bir dakika dedi. Ben dedi bu bazı futbolcuları bir temizleyeyim kadronun içerisinde. Sonra adam aldı başını yürüdü gitti. Yani iyi gitti performans olarak. Beklenenden fazla. Ahmet Nurçevi bunu yapar mı acaba? Yani. Ya da bunu devrim yaparsın. Devrim olur bunu yaparsın. Tamam mı? Girersin. Balans ayarını yaparsın. Kadro genişse yapar. Orada başkanlığını ortaya koyarsın. Hocanın arkanda hoca, inanıyorsan eğer hocana. Bak, kalmalı çünkü kısmında. İnanıyorsan. İşte bu adam iyi antrenman yaptırıyor. İyi analiz yaptırıyor. İşte oyuncuların benim fizik olarak iyi. Bu çok disiplinli olduğu için sesli düşünüyorum şu anda. Doğru olmayabilir söylediklerim. Ama bunlar işlerine gelmiyor. Hocaya yemeye çalışıyorlar. Hop derim. Dersin girersin balans ayarını yaparsın. Şu onu düzeltirsin. O yüzden o çünkülerin karşılığı neyse Ahmet Bey, Ceyhun Bey oturacaklar. Tamam mı? Hoca, çalışma, verim. Karşılığında eğer inanıyorlarsa hocanın arkasında dursunlar. Ben gönderirdim. Bak, o dediğim, ya, bak, ben o dediğin işi Sporting Lisbon hakikaten çok iyi yaptı. Nasıl yaptı? Başkan takıma inanmadı. Oyunculara inanmadı. Oyuncuları dağıttı. Braga'dan para verdi. Hocayı getirdi. Amorim'i. Sonra Amorim'e yetki verdi. Düşün o takımın yarısını gitti. Yarısı hakikaten iyi oyuncularla dağıldı. Adam Braga'dan bildiği 3 tane oyuncuyu getirdi. Bir tanesi Palinha, Portekiz milli takımının ön liberosu. Bir tanesi Santrafor, bizim Beşiktaş'a gol atan. 2-3 tane oyuncu da getirdi orada ve adam şampiyon yaptı takımı. Bak o başkan inandı hocaya. Hocanın arkasında durdu. Hocanın istediklerini yaptı ve başardı. Şimdi burada... Bakınız Fenerbahçe'de Jesus Ali Koç birlikte. Burada şimdi yani. Valerin İsmail'e inanacak mısın, inanmayacak mısın? Türkiye'de geçirdiğimiz zaman... Geçtiğimiz sezondan 8 maçı var. Bu sezondan 11 maçı var. 19 tane maçı var. Yani bu ihtimal Benfica'nın de var. Benfica'nın başında kim var abi? Roger Schmidt mi var şu anda? Peki bir şey söyleyeceğim. Ha Benfica'nın başında. Bir şey söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisi devam ediyor. Şunu net olarak söyleyeyim. Benfica ile ilgili. Jesus'u kovdular. Jesus sezon sonuna kadar çalışmadı. Devre arası ayrıldı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Roger Schmidt geldi. Benfica çatır çatır gidiyor. Yani bu böyledir zaman zaman. Tabii. Aslında Jorge Jesus bir Benfica efsanesi. Bunu kimse inkar edemez. Ki ayrıldığında da başarısız değildi. Yani futbolcular yani, istemedi. Evet, futbolcular istemedi. İlk ikincisiydi. Evet. Gruptan da Barcelona'yı falan arkada bırakıp gruptan da çıkmıştı. Tabii yani, ama kabul edelim ki orada demek ki yönetim, Benfica yönetimi futbolcuların yanında durdu. Jesus'a ayrılmayı daha uygun gördü. Ama başka bir teknik direktör getirdiler bu sene. O Avrupa'daki başarısı lider şu anda bildiğim kadarıyla. Porto'yu yendi bu hafta. Evet. Ama Osmanlı'da Porto'yu yendi. Teknik direktörün kariyeri iyi bir kariyer. İyi bir kariyer ama Sadio Mane yetiştiren adamdan bahsediyoruz. Efsane. Yani kabul ederim. Şöyle yapalım şimdi. Beşiktaş'ı noktalarken bir kalan maçlarını verelim Beşiktaş'ın. Çünkü öyle gözüküyor ki Galatasaray'la Beşiktaş'ın Sırat Köprüsü gibi çok acayip bir fikstürü var. Yani özellikle Galatasaray'ın birazdan Levent Düzenmen'e soracağım. Ya ne Galatasaray fikstür çekmemişler ki. Hani diyoruz kura çekildi diyorlar
Alev ne diyorlar ha, ölüm grubu. Ölüm grubu. Galatasaray 9 haftanın altını dışarıda oynadı. Böyle fikstür mü olur ya? Ve devamı da var. Onu da vereceğiz birazdan. Aynı yine bak kalan maça, 5 maçına bak. 5 maçın ikisi içeride, 3'ü yine dışarıda. Şimdi Beşiktaş Ümraniye ile içeride oynuyor. Taraftarın İsmail'e protestosu var. Diyelim oynadı, kazandı mesela. Tabii favorisi. Kaybederse ne olur? Hiç kaybederse duramaz. Geçmiş olsun. Yani kaybederse Beşiktaş taraftarı stattan havalimanına gider. O kadar net herhalde değil mi? Beşiktaş taraftarı maç oynamayabilir. Galatasaray maçı öncesinde arıza yapmaz. Söylüyorum size. Şeyler olur. Susar. Desteklemez. Desteklemez ama susar. Yani mırınlar kırılmaz. Ümraniye arıza çıkarırsa ne olur? Mırınlar kırılır i̇şte, mı? Galatasaray maçı yok, öncesi. Ümraniye arıza çıkarırsa problem var ya. Maçın içinde başlar o. Houston. Tabii maçın içinde başlar o. Yani arıza çıktı ama maçın içinde başlar. Böyle yani. Evet. Eğer maçı kazandın fazla şey yapmaz, Galatasaray maçını bekler. Bakalım. Ne olacak? Şimdi tabii Galatasaray'ın da acayip bir fikstürü var. Beşiktaş, Başakşehir falan derken artık Galatasaray'a geçeceğiz. Galatasaray'a şöyle geçelim. Bir Galatasaray'ın maçının özetini izleyelim. Beşiktaş maçının özetini bir izleyelim. Özetleri ekrana getirelim. Biz de bir çaylarımızı, kahvelerimizi tazeleyelim. Sonrasında Ali Palabıyık'la Koray Gençerler arasında geçen diyalog, dün gecenin yankıları, Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları, Erden Timur'un açıklamaları çok enteresan. Zaman zaman biz de faydalandık bu sistemden dedi mesela. Hani çok acayip açıklamalar vardı. Önce bir özetleri izleyelim. Sonrasında Levent Üzemen o şok diyaloğu açıklayacak size. Evet, Beşiktaş'ı noktalıyoruz. Beşiktaş teknik direktöründen şikayetçi. Galatasaray hakemlerden şikayetçi. Şimdi Galatasaray camiası, bütün taraftarlar Levent Üzemen'in yorumlarını ve kendisine gelen istihbaratı merak ediyorlar ne diyecek diye. Ben hiç lafı uzatmadan dünkü olayları, zaten pozisyonları tek tek göstereceğiz. Bir genel bir yorumunu merak ediyorum Levent Düzemen'in. Ya ben dün maçı çıplak gözle izledim. Gittim. Bizim Haluksan var benim arkadaşım. Onun öylesinden izliyorum ben genelde maçları. Hep beraber. Bir 30 dakika şov yapan bir Galatasaray. Muhteşem oynayan bir Galatasaray. Sonra birden bir pozisyonda, hatta 2'den daha fazla gol atabilecek pozisyonlara gelen bir Galatasaray. Düşünce şöyleydi, 3 olur, 4 olur, 5 olur. Bugün farklı kazanır diye bir düşünce vardı. Sonra çıktı Ali Palabıyık. Birdenbire bir çomak soktu oyuna. O balon gibi söndü oyun. Sonraki süreçte bunu sadece oyun olarak değerlendirmemek lazım. Verdiği kararlar, davranış biçimi, fauller, maçın çabuk başlamasını engellemek, bu tür işler yapınca sıkıntı oldu. Galatasaraylı oyuncular sinirlendirdi. Hele ki devre arasında resmen, yani Galatasaray ceza alsın diye soyunma odasına girmedi devre arasında. Halini bekledi. Yani türbünleri tahrik etti. Ben bunu bir tek şeyde görmüşüm, Yaşar Kemal Vorlu'da. Ali Palabıyık da aynısını yaptı. Yabancı maddeler atıldı. O patlayan sular şeylerden atıldı falan yere. Ve yine yavaş yavaş giderek, girmeyerek durarak resmen türbinleri tahrik etti. Hatta belki öfkelendirdi bu işte. Ama bir gerçek var ki Ali Palabıyık'ın zaten, Erman abi geçenlerde söylemişti, yazmıştı da 3 gün evvel. 3 maç ceza almış bir hakemin ilk maçı bu olmaması lazım. Şimdi tabii bir takım araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalar sonucunda bir bilgi geldi. Hatta bu bilgi de bugün başka bir arkadaşımızın da bulunduğu ortamda doğrulandı bu bilgi. Şimdi hatırlarsan Erman abi bir şey demişti. Bir Galatasaray Konya maçında bir penaltı vermişti Hüseyin Göçek. Yardımcı hakem diyor ki iki defa verme diyor. O arada VAR'daki hakem Ali Sözkaya, ya ne gördün diyor. Ne gördüysen doğru diyor. Gel bak bile demiyor. Penaltı veriyor, yıkılıyor. Zaten bir operasyon yapacaktı biliyorsun hakem, MHK onlara, Yusuf Namoğlu. Hakem Yusuf Namoğlu'na operasyon yapıldı. Sonra hakemlerin biliyorsun 8 Mart'taki olayı vardı. Hani hakemlere el çektirdi maçlardan. Onlardan bir tanesi o Rize maçından beri meşhur Ali Palabıyık maç alamıyordu. O 4 düşük maçtan sonra yani. Bizler de onun zaten faul olduğunu söyledik buralarda, attırdığı golde. Başka iddialar vardı
kendisiyle ilgili. Ben de bir yorum yaptım buralarda. Dedim ki ya bir hakemlere Abdülkadir Bitiker, Ali Palayboy'a vermiyorsanız bunların aileleri var, çoluk çocukları var, okula gidiyorlar. O zaman altını doldurmak lazım, bir gerekçe sunmak lazım. Şu oldu, şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı diye. Ne olduğunu aldırma. Yani neden maç vermedik anlatın. Eğer bir gerekçe sunmazsanız şaibe altında kalırlar. Niye senin babana maç vermiyorduk diye çocuklar sorabilirler yani. Okulda arkadaşlar, çocukların arkadaşları sorabilirler diye. Böyle bir gazetecik refleksiyle bir sahiplenme yazısı yazdı. Yani o Ali Palabuy'un bu davranış biçimi ilk değil Galatasaray'la ilgili. Birçok maç var. Şimdi bunlarla zaman kaybetmeyelim. Sonra bir bilgi geldi bana. Aslında kırmızı karttan sonra VAR hakemi çağırıyor kendisini. Diyor ki Koray Gençerler çağırdı diyorsunuz. Evet, evet. Diyor ki kırmızı kart, hocam kırmızı kart verdin ama gel bir monitörde bak. Kırmızı kart değil ama sen yine kararını ver diyor kendisine. Bu Ali Ali Palabıyık da şu açıklamayı yapıyor. Sen bana ne sunacaksın ki diyor. Ben zaten gördüğümü gördüm, eminim diyor, gelmeyeceğim diyor. Bu önemli. Bir kere daha vurgulayalım. Koray Gençerler çağırıyor. VAR'a gel hocam bak diyor. Evet. Ali Palabıyık da diyor ki sen bana ne sunacaksın? Ben zaten gördüm, gelmeyeceğim. Bu evet. Çok önemli. Bunu yazalım. Enteresan bir şey. Şimdi sen bir gel bak abi, takımın hayatıyla oynuyorsun. Yani belli ki operasyon yapıyorsun Galatasaray'a. Bak bu operasyon sadece Galatasaray'a yapılmıyor. Sezon başından beri bütün kulüpler gidiyorlar, VAR'ı istemiyoruz diye konuşuyorlar. Bakın. Bu hakem dünyası çok sıkıntılı bir dünya. Yıllardan beri bir sürü hakemlerle çalıştım. Gazetelerde gittiler geldiler. Çok düzgün insanları da var. Şu var bu var. Açık konuşalım. Burada bir hakem dünyası Türkiye Futbol Federasyonu itibar suikastı yapıyor. Resmen bugünkü mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nu bir takım güçlerin desteğiyle sabote etmeye çalışıyor. Sabote ediyor diyorsun. Evet, resmen sabote etmeye çalışıyorlar. Çünkü Sayın Mehmet Büyükekşi bu sistemi düzelteceğim dedi ya. Gidecek görüşmeler yapıyor, bununla ilgili sistem değişecek falan. Bu hakem dünyası kendi saltanatlarının bitmemesi için Futbol Federasyonu'na itibar suikastı yapıyorlar. Resmen sabote ediyorlar. Dolayısıyla bunlar cezasız kalmaması lazım. Abi bu iş artık yalama oldu ya. Bu hakemlerle bu işi götürmek yanlış. Demek ki bunlar bir talimat alıyorlar birilerinden. Bir kaos yaratmak. Bir tribünleri aşağı çekmek. Gerilime sokmak. Bugün burada Galatasaray sezon başından beri bu gerilimi yaşıyor. Antalya'da olmayan penaltı çalınıyor. Penaltı değil. Giresun maçında bugün Kadir Sağlam Beşiktaş maçının hakemi penaltıyı vermiyor. Çünkü VAR'daki hakemle konuşmuyorlar. Küsler. Ona müdahale etmiyor. Şimdi soruyorum ben ya. Böyle şeyler olabilir mi? Geliyorsun Kayseri maçında görüntü gelmiyormuş. Ele çarpıyorsan ilk pozisyon tekrarında bunu görebiliyorsun. İşin bu. Görmemezlikten geliyorsun. Fenerbahçe maçı berabere bir sene olacaktı. O el tartışılacaktı Ali. Değil mi? Evet. Ömer Ali'nin eli tartışılacaktı. Aynen. Penaltı pozisyonunda. Şimdi bunlara bakıyorsun. Mertens yapılan penaltıyı vermiyorsun. Alanya yapılan penaltıyı vermiyorsun. Antalya maçında eğer ki hani hakemler diyor ya, ben hepsini izliyorum. Mesela Alanyalı oyuncuya penaltı yaptı diyor Nelson. Doğru. Antalyalı oyuncu da ilk sezonun ilk maçında Antalya'da Oliveira'nın arkasına aynı şekilde basıyor ayağına. O da penaltı. O pozisyon. Yani bu süreç içerisinde bunu doğru yapmak lazım. Bu hakem dünyası çok sıkıntılı ve tehlikeli bir durum. Buradaki bir takım güçler, Futbol Federasyonu tekrardan yönetme güçleri, bak Futbol Federasyonu talip olacak insanlar, ne yaparlar? Mevcut yönetimi itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Başarısız göstermeye çalışırlar. Onlara bir sabotaj yapmaya çalışırlar. Bugün bu yapıyı sezon başından beri bu yapı devam ediyor. Bu yapı devam ediyor. Mesela Kulüpler Birliği'ni acil toplantıya çağırdı Dursun Özbek. Yani dedi görüşmek için. Galatasaray Başkanı dün ben dinledim. Maçtan sonuna kadar bekledim. Erden Tümür konuştu, başkan konuştu. Ya ne fark eder? Siz bu düzeni yıkamazsınız. Burada en doğrusu bu. Yıkarsınız çatıyı. Aşağıdan hakemleri getirirsiniz. Sıfır şeyle getirirsiniz yani kariyerle. Adamlar yapmaya çalışırlar. Onların başarılarıyla o şey yapay zeka yerleştirirse o hakemler kim başarılı yükselirse onlar maç yönetmeye çalışır. Demek ki burada bir sıkıntı var. Hakemliği bırakanlar
geçmiş olan insanlar mutlaka ki burada var olmak istiyorlar. Yani MHK'nin içine var olmak istiyorlar. Federasyonun içine var olmak istiyorlar. Bu kadar iyi niyetli bir futbol federasyon başkanına resmen sakin, kibar bir insana, futbola bir katma değer katmak isteyen insana resmen itibar suikastı yapıyorlar. Altını çiziyorum. İşte bir tane örnek var Akhisar maçında. Cüneyt Çakır. Getirdiysen onu var mı elinde? Evet, elimizde var. Elimizde bakalım. Benzer ben de maçı şey. İzledim. Süper kupaydı. Benim ölçüme göre de kırmızı karttı. O günkü VAR hakemi Bülent Yıldırım'dı. Bugün yorumculuk yapıyor. Evet. Çağırdı, hocam sen sarıyı gösterdin ama pozisyonu bir daha gel gör dedi. Yine de bir gel bak dedi. Geldi, baktı. Hayır, ben kararımın arkasındayım dedi. Ama gitti izledi. Gitti izledi. Bu gitmedi. Bu 4-3'lük maçtan sonra görev vermedi. Bakın ben şunun altını çiziyorum. Bu yanlış bir şey. Olsun verecek. O zamanki dönemde Serkan Çınar döneminden tut bir sürü hakemlere el çektirdi. Kim yaptırdı bunu? Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. Ali Koç, Göksel Gümüştaş. Hakemlere şu mesaj gönderiyorsunuz. Galatasaray'ın lehine hata yaparsanız kafanızı koparırız. Kusura bakma. Aleyhine yaparsanız devam edersiniz. Bu mantık varsa Galatasaray yönetimi ne kadar konuşsa konuşsun, ne kadar bağırsa bağırsın, ağzına kuş tutsa bile başarılı olamaz. İş bu mevcut futbol federasyonuna geliyor. Bu düzenin adil ve adaletli olması için bence bu dünya içerisinde bu operasyonu yapmaları gerekir. Yapmadıkları sürece bu iş kangrene dönüşecek. Yani bir gün başka kulüplerin başı da yanacak. Nitekim şimdi söylüyoruz burada, Konya'nın maçı yandı geçen hafta, başı yandı. Birçok kulüp şikayet etti. Beşiktaş'ın Alanya'da yandı. Yasin Kol Bal Ligi'ne kadar gönderildi. 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 Eğer bunlar yetersiz hakemlerle hakemler ise yola devam etmez. VAR'daki hakemler de ehliyetleri, hakem yönet, maç yönetme ehliyetleri elinden alınmış hakemler. Bu hakemlerin maç yönetmesi elinden alıyorsanız yargı dağıtacak VAR'da oturtamazsınız. Bunlar şey, Koray Gencer'ler en tecrübelerinden bir tanesi. Geçenlerde Fenerbahçe maçında da yanılmıyorsam hata yapmadı. Yoksa iki penaltıda yakaladı. Bugünkü maçta da Koray Gencer'ler, benim zaman zaman eleştirdiğim bir hakem, geliyor diyor ki gel bak. Kırmızıyı verdin ama hocam bir bak, kırmızı değil diyor. Sen bana ne sunacaksın diyor, bak kafa tutuyor. FIFA hakemi ya. Hı hı. Avrupa'da maç yönetiyor ya. Bir de hakemlerin ana sorunu ne biliyor musun? Ben bunu söylemiştim, onu da vereceksin herhalde. Cuma günü söylemiştiniz. Söylemiştim. Konuda. Onu da söyleyeceğim. Çünkü sahada maç yöneten hakemler VAR'daki hakemlerden daha az para kazanıyorlar ve bundan dolayı şikayetçiler onların fazla para almalarından dolayı rahatsız oluyorlar. VAR'da az bir hakem var. Mecburen çok ne maç kadar bir yönetiyor. Fark var mesela? 35 bin lira fark var. 35 bin lira fark var. Yani evet. VAR hakemi oturduğu yerden 35 bin lira daha fazla para kazanıyor. Evet yani. Bu kadar söyleyeyim. Ben onun için söylemeyeyim. 35 bin lira fark. Bunlar çıldırıyorlar. Biz sahada çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunu mu yapıyorsun? Bunun bedelini mi ödetiyorsun? Ne demek bu? Futbol Federasyonu'na Ali Palabıyık, sen haba altından sopa gösteriyorsun. Sonra ben mikse sonunda seyrettim. Kaçar gibi gittin. Gözlemcileri bile beklemedin. Delikanlısı adam gibi çıksaydın. Bak Erman abi yaptı, Erman abi kaçmadı. Hakemlikte varsa inanıyorsan kal. Sorulara bile cevap vermedin. Önüne baktın, kaçtığını nasıl biliyor musun? Acayip tazı gibi kaçıyorsun. Ali Palabıyık, sende de çoluk çocuğun var. Sen de bir aile babasın. Çok insanları, bir sürü insanları mutsuz etsin. Mutsuz ettin. Sana yakışıyor mu bu ya? Sana yakışıyor mu o güzelim? Oyunu, güzel oyun seyredemiyoruz. Güzel oyunun içine çomak sokuyorsun. Ayıptır ya. En azından gel bak. Gel bak da bir şeyden anlarsın. Bütün Türkiye'deki hakemler açıklama yaptı ya. Pozisyon kırmızı kart değil ve utanman gereken bir olay var. Ne biliyor musun? Beyin Sport'un Fransız spikeri bu nedir, şaka mıydı bu dedi ya, bu hakem ne yapıyor diye açıklama yaptı. Doğru. Yorum yaptı, pardon. Ya ben bir şey söylüyorum. Bu şekilde yani ne yapmak isteniyor? Allah'tan zor kurtuldu. Yarın Galatasaray tarafı çıldırsa, yolunu kesse herhangi bir şey olsa ne olacak? Sen bu kadar tutarsız bir davranış biçimi sergiler misin ya? Sonuçta onu vereceksin. Hı hı. Verelim o örnek pozisyonu. Yani Cüneyt Çakır bile, yani Cüneyt Çakır bile derken şu Türk hakemliğinin bir numaralı ismi herhalde kariyeri olarak. İşte bakın bu pozisyonu. Sesli ise sesli de verebiliriz. Burada. Sarı. Sarı kart çıkıyor burada.
kırmızı kart olabilir, ne olur ne olmaz. Gel bak diye Bülent Yıldırım, gel bak diye uyarıyor Cüneyt Çakır'ı. Cüneyt Çakır bile az önce dediğim gibi Türk hakemliğinin en kariyerli bir numaralı ismi, gidiyor, bakıyor, izliyor, sonra kararını değiştirmiyor. Ama en azından gidiyor. Yani benzer bir pozisyon aşağı yukarı 2018 Süper Kupa finali. Ben maçtayım. Bunu da arkadaşlarımız gerçekten çok güzel buldular. Benzer bir pozisyon Cüneyt Çakır. Türkiye'nin en parlak hakemi. Aynen. Öyle değil mi? Şu anda en güçlü kariyer Cüneyt Çakır'da var. Gitti kaldı, verme. Sen de gel bak kardeşim. Gel bir bak, karar ver. Seni uyarmış insanlar. Öyle değil mi? Ama sen akıl tutulması yaşamışsın. Bu kaçıncı akıl tutulman ya? Akıl yani, tutulman kaçaldı? 7'den 4-3 maçın bitmesi de o zaman söyleyen insanlara göre Rize'deki o günkü yöneticilere tabii yani bugünkü söylemlerin arkasında dururlar mı bilmiyorum ama yani orada da başka kafalarda soru işaretleri var. Neden 4-3 bitiyor maç diye. Yani anlatabiliyor muyum? Anladım. Burada suçlamak istemiyorum. O gün o tür kafamızda soru işaretleri yaratan açıklamaları yapan yöneticiler bugün o sözlerin arkasında durabilirler mi? Belki mahkeme yolu açılmasın diye durmayabilirler. Ben de onun garesi almadığım için o insanların ismini ve söylemlerini burada dile getiremem yani. Peki. Şimdi sizlerin de fikrini merak ediyorum. Bu pozisyonla ilgili evet kırmızı kart diyen var mı içimizde? Var mı? Cüneyt Çakır mı? Hayır. Dünkü pozisyon. Sasha Boy'in kırmızı kartı ile ilgili. Bana göre kırmızı kart. Kırmızı kart mı diyorsun? Sasha Boy'in. Evet. Dün akşam Ali Palabıyık'ın gösterdiği. Yani bana göre çok geriden tuttuğu için kırmızı kart verilirse bir şey diyemem. Ama mesela dün İFAB'ın o kuralı mesela ekrana geldi. Eğer top oyuncunun kontrolünde değilse, ortadaysa gibi bazı kriterler de var. Burada Muslera'nın yetişme ihtimali var. Alanyalı oyuncudan... Olur. Bu bir yorum. Tamam. Yorum. Yorum. Yani ben hakemin VAR'a gitmemesini, Levent abinin dediği şeyi katılıyorum. Gitmesi lazım VAR'a. Tabii gitmesi lazım. Adam seni çağırmış. VAR çağırdıysa gitmesi lazım. Gittiğinde doğru. Kırmızı kartı gösterse deriz ki en azından gitti. Veya kırmızıyı gitti, sarıya çevirdi deriz. Derse ben yorum derim. Ben niye öyle diyorum biliyor musun? Bu arada hakem kötü yönetti. Doğru. Adana Demirspor Beşiktaş maçını hatırlayın. O maçta da çok kötüydü. Ama burada hani Sasha Boy çok geriden tutuyor ya. Yani mesafe varken geriden tuttu. Ya bu hakemler faulü bile tartışıyorlar ya. Ama bütün hakemler... Tamam yani o zaman neyi tartışıyoruz? Beşiktaş'ın geçen seneki maçını hatırla. Abi bu hakemler... kazandı. Bu hakemler... Kaleci Ersin şeyi indirdi. Oyunun paydaşlarından bir tanesi. Ve maç içinde ve maçtan sonra en az konuşulması gereken paydaş. Yani oyuna etki etmemeleri lazım. Ama hakemlerimiz maalesef sahada bir egoları, bir kibirleri yanına... Yani Tanrı'yı oynuyorlar sahada. Sanki dokunulmazlar. Öyle bir kibirleri var, öyle bir egoları var. Yani maçı yöneterken kusursuz yönettiklerini düşünüyorlar. En az konuşulması gereken insanlar bu sayede en çok konuşulan oluyor. Şu pozisyonda bence kırmızı kart yok. Yani hakemin neden gitmediğini anlamıyorum. Sarı gösterebilir. Sarı olabilir. Foul verdiysen bir kart göstereceksin zaten. Foul veriyorsun. Doğru, foul de var. Bir sarı kart var. Ama hakem eğer VAR hakemi çağırıyorsa sen... Gidip bakarsın, gene ben böyle gördüm diye ısrar ediyorsan gösterirsin. Ama maçtan sonra ben şimdi şunu da merak ediyorum. Ali Palabıyık, bu görüntüleri gördükten sonra, bu kadar bu maçla ilgili konuşulanları duyduktan sonra, genelde kamuoyu yanlış karar verdiği konusunda da hemfikir, hala bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyor mu şimdi? Ben onu da merak ediyorum. Yani şimdi ne seyrediyorsun mesela. Ya Gökhan, şu anda düşünüyor musun onu? Gökhan Hocam, bu dün gece... pozisyondan sonra sosyal medyaya galiba Fenerbahçe-Trabzon maçı iki sezon falan önce oynadı. Hemen hemen çok benzer pozisyon. Top Hasan Ali faul yapıyor. Gene kırmızı kart gösterdi. Yani biz desek bile bu sarı diye. Galatasaray-Fenerbahçe maçı değil miydi o? Benim hatırladığım. Galatasaray-Fenerbahçe. Kırmızı göstermiyor. Ferdi'nin gol attığı sarı gösteriyor. Bülent Yıldırım uyarıyor. Ondan sonra kırmızıyı veriyor. Geliyor bakıyor. Kırmızıyı veriyor. Tamam. Sarı verdi. Tamam kırmızı gösteriyor. Hemen hemen aynı pozisyon. Hakem kendi standartını aslında tutarlı. Aynı pozisyon değil. Biri Fenerbahçe kalesinin önünde.
Bir tanesi orta sahanın gerisinde. De top, aynı değil. Top rakibin kontrolünde. Aynı değil. Kontrolünde top, değil rakibin. Top kontrolde değil. Evet. Topu tamam rakibin de kontrolünde değil. Kaleci çıkıyor alıyor hemen. Evet. Tamam mı? Yetişme mesafesi yok. Ya o maç var yani, görüntüsü bizde Allah aşkına. Hayır gene. Gürcan saptırıyor şimdi. Kırmızı olmama nedeni Mustera'nın yakınlığı mı yoksa diğer... Topun hızı da var öne doğru. Top Mustera'ya doğru gidiyor. Abi, doğru top şeye doğru gelmiyor. Top Mustera'ya doğru gidiyor. Gürcan'ın söylediğiyle hiç alakası yok. Biri elma biri armut. Levent abi adam hızını kesmese doğru, yetişir. Top yetişemez. Gidiyor, yetişir, top gidiyor. Yetişemez. Nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Tamam. Sen o zaman yakaladın mı bunu? Ya bırak bu hikayeyi. Senin verdiğin örnekle yakından ilgisi yok. O zaman yorum yapamazsın. Senin verdiğin örnekle ilgisi yok. Adam o pozisyonda sarı kartı vermedi. Sarı kart verdi. Hayır bak bence de sarı kart. Ben kırmızı demiyorum buna. Bence de sarı kart. Ama şu pozisyonu bir hızlı oynasın Gürcan abi. Efendim? Ne? Bir hızlı oynasın normal şeyle. Ya hızlı oynatsa da ben top Hasan Ali pozisyonunu da baksa. Doğru. Hasan Ali pozisyonu Fenerbahçe'nin önünde. Bu kadar yakında değil. Bu yorum... Bak nereden geliyor? Hayır, tamam bu... bak ben sana katılıyorum ama topun hızı var bir de onu hesaplamadım. Tamam. Ya. Adamın da hızı var. Abi Hüseyin Bolt olsa yetişemez. Bu bir yorum. Yani, Mustera tamam topa vurur. Sarı kart daha adil bir yorum olur. Bu bir yorum. Yorumla hareket ederek konuşuyor. Ya burada... Yalnız şuraya gelmek lazım. Mesela Alanya Beşiktaş maçından sonra da aynı şeyi söyledim. Hakem hatalı kararlar verdi. Beşiktaş aleyhine o maçta. Ben sarı kart diyorum pozisyona. Vaz mı geçti? Değiştiriyor. Evet. Tamam. Topun hızı. Ya Vegors'a yapılan Alanya'daki hareket bariz gol şansından dolayı kırmızıdır. Tabii hakem faul verdi, hiçbir şey vermedi. Faulü terse verdi. Terse verdi. Faule uğrayan kim bu pozisyonda? Kandelas mı? Evet, Kandeyaş. Kandeyaş'ın yerinde bırak Usain Bolt olsa o topa yetişemez. Şimdi, aynen öyle. Şeyden topun, önce yetişemez topun, yani. Mustera'dan önce yetişemez. Top Mustera'ya doğru gidiyor. Durup pozisyonuna şimdi, bakma. Topun hızı var. İkinci kısma geliyorum. Mesela, hakem de bence topun hızını hesaplamadı benim gibi. Alanya Beşiktaş maçının 1,5. dakikasında aynı hakem Enkudu'yu da atabilirdi. Tabanla geldi götürdü. O da hata. Doğru. Orada da kırmızı çıkabilirdi. Geçelim. Alanya maçındaki kırmızı da doğru diyelim. Yasin Kol'un gösterdiği. Ali Palabi'nin gösterdiği kırmızı da doğru diyelim. Yani sarı değil. Hakem doğru karar vermiş, yorumunu yapmış olalım. Ne konuşurduk maçla ilgili? Galatasaray-Alanya maçıyla ilgili. Aynı soru yine Alanya Beşiktaş maçından sonra da sordum. Alanya ile Beşiktaş'ı bir kenara koyun. Galatasaray ile Alanya'yı bir kenara koyun. Ligde 19 takım var. Diğer 17 takımın hocasısınız. Kendi sahanızda Alanya önünde 2-0 ikinci yarıya galip başlayacaksınız ama 10 kişi. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? Niye etsin ki? Haksız atılmasa yani niye etsin ki? Herkes etmeyebilir. Etmez. Yani... Ben sana söyleyeyim. Herkes eder. Etmez. Eder mi diyorsun? Herkes eder. Etmez. Kendi sahamda 50 bin kişi, tamam mı? 2-0 öndeyim. Şimdi bu başka bir şeyden bahsediyoruz biz. Ya. Galatasaray'ın oyunuyla ilgili yok bunun. Galatasaray'ın iyi oyununu hakem bozmuş diyoruz ya. 11-11 devam etseydi 5 olurdu maç diyoruz. Sen alıyorsun olayı başka yere çekiyorsun ya. 2-0 bitir. Ne de 2-0? Abi, kolay mı? 2-0 bitir. Bitmedi. Frikik gol oldu. Bitmedi. Allah bitir. Bitiremedin. Al bitir. Bitiremezsin. 76'ya 1-0 girdi. Beşiktaş maçı bitiremedi. Numaranı. Beşiktaş daha iyi takım değil mi Alanya'da? Hatay'da. 76'ya 24 toplu oynama oranı. Alanya lehine. Alanya lehine mi? Tabii. 10 kişi oynamış bir saat Galatasaray. Ne olursa olsun. 10 kişi oynamış. Sen Galatasaray takımısın. İlk defa mı 10 kişi kalıyorsun? Gürcan abi ben sana katılmıyorum. Çünkü Ali Palabey özne ise ben Beşiktaş Adana Demirspor maçını çok iyi hatırlıyorum. Yanlış anlamasın Adana Demirspor taraftarı. O maçtaki vücut dilinden tutun, efendim oyunu durdurmasına tutun. Ya ben oturup Ali Balabi'nin avukatlığını yapmam sana. O iyi oyunu balonunu söndürdü. Avukatlığını yapmam sana. Bir şey söyleyeyim. Abi sezon başı konuşuldu. Jorge Jesus'un Konya maçından sonraki açıklaması var. Getir yabancı hakemi kardeşim. Kaçırın dakikada. Oyundan atıldı Valencia. Bunlar hakemcik. Hakem ne dedi? Ne dedi Jorge Jesus? Bir saat 10 kişi oynamak zordur dedi. Aç bak Konya maçının açıklaması var. Çok zor ötesi. Açıklaması var. Jorge Jesus. Bir saat dedi 10 kişi oynamak zordu dedi Fenerbahçe'nin hocası. Doğru. Doğrudur. Ama sen Galatasaray 10 kişi oyununu bitiremedin abi, sen. Bitiremedin olayı. Seyret bakayım. Konya tek kale mi yaptı Fenerbahçe'ye? Fark etmez. Allah ne tek fark kale etmez. Yapmadı. Sen ilk defa mı 10 kişi kalıyorsun Galatasaray'da? Abi ilk olmadı.
2-1'e kadar gitti, olmadı. Bazen pozisyon olmadı. Sen Okan Hoca'yı eleştiriyorsun o zaman. Okan Hoca'yı da eleştiriyorum. Valerian İsmail'i de eleştiriyorum yani, Alanya maçından dolayı. Bir de o tarafı var diyenler de var. Niye 2-0'ı korumuyor diye. Ya tabii hakem konusunda doğru, yanlış saklı Galatasaray. Abi doğru yanlış geç. Tamam mı? Şu var. Kalmışsın, 10 kişi kalmışsın. Ya kardeşim ona bakarsan var mı özeti burada? Icardi'ye çıkarmadığı top var şeyin. Mertens'in. Bir bak. Bir özetle o zaman, gelsin o pozisyonda. Bir pozisyon gelsin Mertens'in. Kaleye vurdu ama Icardi'ye çıkarmadığı, evet, çıkarmadığı pozisyon var. Bir göster bakalım. Hakem, tamam, özetle de onu bulalım. %100 hatalı bir karar Mertens'in veriyor. Kırmızı kartı veriyor. Hakikaten Galatasaray'ın hızını da kesiyor. Belki oyun devam etse herkesin dediği gibi 4-5 olacak. Çünkü Galatasaray istiyor üzerinde. Oraya gidiyordu iş aslında. Ama bir de şu yanına bakmak lazım. Ya 2-0 girmişin, tamam. Hakem hatalı karar vermiş ama hakem hatalı karar vermiş diye zaten herkes... Maç berabere bittiği zaman suçlayacak yer hazır. Yani hakemi suçlayacak. Hayır, şunu söyleyeceğim abi. Pardon yani. Galatasaray takımı. Sonuçta sen Galatasaray takımısın abi. Aynı şeyi Beşiktaş için de söyledik Alanya maçından sonra. 3-1 öndesin. Sen bu kadar geri çekilemezsin. Sen de 2-0 Galatasaray takımısın. 2-0 50 bin kişiyle oynuyorsun. Futbolcuların biraz daha ruhunu ortaya koyması lazım. Abi, ben bu kadar... 2-2'den sonra Emin Bayram'da kaçırdığı gol var. Ben Galatasaray'ın 10 kişiyle yaslanması, bir defa Faryoli'nin takımı pas yapan bir takım. Tamam mı? Galatasaray ön alan baskısı yapmış, golü atmış. Özette buldum ne onu. Ne kadar doğru yaptı. Bulsun atsın. Ben ne kadar doğru yaptı. Hocam bak, bir şey söylemek istiyorum. Siz maçı sadece oyuncu veya hoca üzerinden okumaya çalışıyorsunuz. Bu işin psikolojik yönü var hocam. Adam Galatasaray atağa kalkacak, oyun durmuş. O atağın devamı gol olacak. Yakalanmış Alanyaspor önde. İlk yarı maçı bitirdi. İlk yarı biter. Bütün herkes itiraz ediyor. Niye o zaman atmadın şeyi? Sol beki Galatasaray'ın atmadı. Oo. Sana 50 defa itiraz etti. Kart göstermedi. Abi bunları bak, bir şey deme. Bunlarla futbolcu biliyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Hakemin art niyetli olduğunu hissedince futbolcu yıkılır. Sen de top oynadın. Zaten bak ne söylüyorum. Maçın sonunda zaten suçu atacak yer hazır. Hakem zaten belli. Hakem maçı belliydi. Yani hakem... Maçı katletti. Orada eyvallah. Ama ben sadece şunu söylüyorum. Bu Galatasaray'ın oyuncuları biraz daha kişiliklerini ortaya koyup Alanya takımı maç oynanırken her anda her dakika gol atacak gibi oynuyor. Yani Galatasaray takımı bu değil. Bu kalitede iki takım bu değil. Onu söylemek istiyorum. Alanya'nın ben. 30. dakikaya kadarki süreç içerisinde ilk yarıda dahil Galatasaray kalesinde şeyi yok. Tabii bu pozisyon. Bak abi. Abi bak seyret ya. Görüyorsun sen bunu bak. Niye vuruyorsun? Bak Icardi bomboş ya. Bak adam ne diyor? Sana gol attırmış. Bak abi burada kesse Icardi'ye. Evet. Sol ayağıyla kesse 2-3-0 oluyor 3-0, maç. 3-0 güle güle. Ama abi. Aynen. Güle güle. Bu maç, yok. Ya sen ben bunu Okan Hoca da söyledim. Mertens'in bu şımarıklığını çekmek zorunda değilim. Kusura bakma. Şımarıklık yapıyorsun ve geçen seneki Napoli'de attığın gollerden eser yok. Bir tanesi sert şut atmadın. Adana'da galibiyeti kaçırdın, önündeki golü yapamadın. Karşı karşıya Trabzon'a gol yapamadın. Niye transfer etti Galatasaray seni ya? Seni niye transfer etti ben anlamıyorum. Golcülüğün var diye etti. Benim bu kadar yedi yazak olmaz. Benim burada söylemek versin, istediğim şey üç oluyor kadar, üç oluyor. Sen bu şimdi hocanın kaderi oluyor. Bunun pası vermemesi Okan hocanın kaderi oluyor. Sonra Galatasaray geriye yaslanmış oluyor. Bu pozisyon. Galatasaray 10 kişiyken elde edilmiş pozisyon. Levent abi bunun için ne diyorsun? Yaslanmadığının göstergesi bu. Bakın bu da çok önemli. Şimdi burada Mertens arkadan çekiliyor. Evet. Diyenler var. Burada vurmasına rağmen tamam belki evet, şutunu attı. Ama VAR Leroy Fer'in çekmesinde... Belki yine çağırdı Ali Palabı ilk gitmedi. Hani şimdi niye çağırmadı diyeceğim ya, de. Bilmiyorum. Levent abi onu söyleyince bence, orada gitmemiş olur. Yani, bence VAR şeyi hesap etti. Reşeka'nın pozisyonunu. Yani o şey Mertens'i pas geçti. Bakın burada omzundan çekiyor, dengesini bozuyor. Evet. Buradan gözükmüyor da genelden gözüküyor. Burada ya adam burada kaynıyor. Vermez. Vermez ya ben bunları mesela, bu hakemlerden biliyorum. Hayır, mesela bak bu hareket Kandeyas'a yapılandan daha sert. Yani saça boyun Kandeyas'ı çekmesinden... Mertens'in çekilmeyi işte, verelim. Bunu geçelim. Doğru. Daha ama şiddetli. Var veya hakem bunu şey alıyor, kale cepheden alıyor. Burada bir durdurur musunuz? Mükemmel. Evet işte bu. Tamam belki Mertens vurmuş olabilir. Burada 2-0, abi 3-0 vereceğim penaltı. Penaltı canım yani hiç konuşmayalım. Penaltı. Şimdi bugün mesela kaynadı arada çok vurdu. Bugün Beşiktaş maçına bir hakem bir şey yaptı biliyorsun. Cenk Tosun bir topa vurdu arkadaki döndü faulü verdi. Doğru mu? Doğru. Burada da bu döneceksin vereceksin. Vermez. Operasyon yapıyor. Kim yıpranıyor buradan? Türkiye Futbol Federasyonu yıpranıyor.
Söyledim. Evet. Futbol Federasyonu Alep Bıyık'la ilgili ben olsam Galatasaray yönetiminin de bu taraftarları tahrik ettiği için bilerek bunu yaptığı bunu mahkemeye veririm ya. Ya insanlar bir şey yapsalar ne olacak? Sahaya girseler. Yani beni tahrik bu boyutu var. Yani Galatasaray yönetimi bu Alep Bıyık'ı mahkemeye veririm. Mahkemeye veririm. Ama onu mesela defalarca geçen sezon Fenerbahçeli bir dernek vardı. Hukukçular evet. Derneği yanlış hatırlamıyorsam. Her hafta hakemleri mahkemeye veriyorlar. Doğru. Ama hata şey yapmışlar. Orada. Bir şey sana söyleyeyim. 50 bin kişiyi tahrik ediyorsun ya. Evet. Ya Levent abi diyecek şey ki güvenlik alınmasını bekledim diyecek. O kadar basit yani. Ne güvenlik? Koridorlarda güvenlik alınması için bekledim diyecek. Onunla ilgisi yok ya ben pozisyondan genel ilgili. Genel yönetimiyle ilgili. Bakın burada herkes... Alanyalı oyuncunun eline çarptı mı çarpmadı mı ona konsantre olduğu için bu çekme kaynadı bence. Burada şey Raşisa'ya da var. Raşisa'ya da bir şeyler. Hemen abi o pozisyonda bir şey yok. O pozisyonda atıyor da ondan önceki penaltı zaten. Değil mi? Penaltı. Tabii Leroy Fer'in yaptığı penaltı ve ama varın, hakem ve bence Ali Palabıyık o şeyin pozisyonunda kalıyor. Bir penaltı. Raşisa'nın pozisyonunda kalıyor. Yani o netlikte bir penaltı bence. Bak şu penaltı evet. Şimdi burada giriyor kendini atıyor Raşisa. Zaten Mertens de istiyor yerde. Hani vurdum ama diyor dönüp hakeme bak döndükten açıyor. Sonraki Mertens'in şeyine bak. Tabii evet. Canım. Tabii abi. Raşit'se hiç bakmıyor bile. Abi ne oluyor biliyor musun? Protokol şu. Ne gördün? Diyor. Çekme vardı ama yeterli değildi diyor. Hmm. Çağıramıyor. O da var. Tabii canım ya her şey ortak. O kadar. Maçın hakeminde, maçı yöneten hakeminde. Adam peki, gel diyor sana kırmızı kart gösteriyorsun. Ölümcül karar veriyorsun. İnfaz yapıyorsun. Gelmeme hakkı var. Sen bu infazda gelmiyorsun. Ha, gelmeme hakkı var ama. Bana ne sunacaksın diyorsun. Gideceksin orada ya. Öyle mi? Yani bu protokol olayı da biraz karmaşık. Yani eğer dediğiniz gibi burada can alıcı, sonucu etkileyici bir hata varsa hakem olarak adaleti sağlamak adına ama hani, karışık değilmiş çizgi filmde hani göstermişler. Erman Hoca diye yemişim dedi. Yani bir dakika. Şimdi var protokolünü de demek lazım. Douglas'ın yaptığı bir program vardı. İlk başlarda yapıyorlardı. Alanya İstanbulspor maçı. İstanbulspor oyuncunun eline geliyor, çarpıyor. Hakeme var çağırıyor. Hayır veriyor, gidiyor, seyrediyor. Hayır diyor, değil diyor. Douglas ne dedi biliyor musun? Nasıl dedi varı pas geçer dedi ya. Var seni oraya çağırıyorsa burada bir vukuat olduğunu söylüyor. Bana göre pozisyon diyor şey penaltı diyor İstanbulsporlu oyuncuya. Sen nasıl bunu penaltı yok dersin dedi hakeme. O maçın hakemi vardır. Alanya Spor İstanbulspor maçı ve İstanbulspor maçı orada 2-1 kazanıyor. Tabii tabii. He? Orada aynısını Douglas söyledi. Ben dinledim bunu. Atsınlar kayıtlarda var hepsi bunların. Ben de hatırlıyorum. Skandaldı. Skandal. Doğru. Şimdi ben söylüyorum. Sen VAR'a nasıl gitmiyorsun Ali Palabıyık? Senin hedefin başka. Senin hedefin intikam oluyorsun Galatasaray'da. 4-3 maçının hakemi sen verdin. Göz vermeseydin. Şimdi o zaman hakemler federasyonu sabote etmek için bu sene Galatasaray'ı mı seçtiler? Ya karşı karşıya getiriyorlar. Resmen futbol. Geldiğinden beri gün yüzü abi göstermiyorlar hakeme. Ya bu hakemlerle 3 kere şampiyon olmuş Galatasaray. Niye oturup Galatasaray'ı seçsinler? Tabii. Bunlar kötü hakemler ya. Ama ses yani getiriyor. Bu hakikaten kötü hakemler yani. Yarın Fenerbahçe'ye veya Beşiktaş olmayacağına garası var mı Trabzon'da? Ekranın başında bak Kayseri maçında Galatasaray'ın penaltısı. Başakşehir maçında Fenerbahçe'nin penaltısı. Çağıracaksın abi. Hmm. Ya, şimdi onu da konuşmak lazım. Yani. Bir saniye. Maçın devre arası Ali Palabıyık'ın suratını gör. Ben şimdi Valeri İsmail'in basın toplantısı suratını yan yana getir. İkisi de aynı surat. Aynı diyorsun. Aynı suratları yani. Abi, şey Erman abi ne dedi bugün bize odada? 10 maç ceza alması lazım. Ben şimdi, baksana onu getirebiliyor mu yan yana? O penaltıda, İsmail'le şeyin. Ali Palabıyık'ın ilk yarı bekleyişi. İçeri girerkenki hali. Girerken içeri bekleyişi. Tamam yapar Bora. Onu. O penaltıları vermesi kazanacağın anlamına da gelmez. Penaltı kaçar. Tamam mı? Yani atarsın gene yenilirsin. Ama sen orada görevini yapacaksın. Yani bu noktada birilerini engellemeye çalışmıyor abi. Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de hakemler güçlüden yanadır. Peki değişmez abi. Sen o sene güçlüysen, o sene iyiysen... Lobini sağlam yapmışsa sana çalarlar. Şeyde Erdem Bey de çıktı onu söyledi. Bu yapıdan biz de yararlandık. Tamam doğru. Ben bir çünkü şey sana güçlüydün. Geçen sene 5 maç yapıp Fatih Terim'e operasyon yaptılar ya. Çünkü güçlüydün. Takdir hakkı denilen bir olay var ya takdir hakkı. %51'i sana çalıyor güçlüysen. Bu kadar basit. Ya bu Ali Palabıyık'ın kaçıncı maçı bu ya? Ama peki, burada ne kadar iyi niyetle bakacaksan. Şimdi Galatasaray yönetimi.
Erden Timur hafta içinde çıktı. Bayağı hakemlerle ilgili sert konuştu. Bu maçta da hakemin tavrını görünce oyuncular o hafta içindeki konuşmalardan etkilenmiş midir? Futbolcular yani, mı? Futbolcular. Hakemler mi? Futbolcular. Hakemler zaten etkileniyor da futbolcular, ya bizim yönetim zaten böyle düşünüyor. Eyvah, bugünkü hakem de böyle, galiba bize maçı kazandırmayacaklar. Bu ligi ne dedi ya Erden Bey hafta içinde? Demişler. Biz dedi Şah'la Veziri götürürüz, piyonlarla ilgilenmeyiz dedi. Piyon bugün Galatasaray'ı bitirdi. Piyon bitirdi abi. Şah'la Veziri mat etti. Piyonla Şah'ı yenersin. Piyon. Piyon bitirdi. İşte yani Ali Pala büyük bir piyon yani bu işte. Arkadaşlar şimdi size bir beyanat okuyacağım. Onur. Yönetimler için en kolayı başarısız olduğunuz zaman hakemlerin arkasına sığınmaktır. Hakemlerin arkasına sığındığınız zaman takımınızla ilgili problemleri hasır altı ediyorsunuz. Bunu yapmak istemedik. Elbette hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Bunu söyleyen kim sizce? Burak Elmas Galatasaray Başkanı. Yani biraz önce kim mevzuya geleceğiz? Hakem yanlış karar verdi. Yanlış o kişiye kaldın. Var çağırmadı. Bu senin maçtan vazgeçmen anlamına gelmiyor. Maçın kontrolünü kaybetmen anlamına gelmiyor. Dediği gibi Onur'un. İyi bir nokta. Bak ben onu düşünmemiştim. Senin Galatasaray'ın as başkanı, ikinci başkanı çıkıp bu açıklamayı yaptığı zaman futbolcunun cebine de mazereti koyuyorsun. Evet. Aynen bırakıyorsun. Boyutu var. Evet. Maçtan sonra futbolcular da söylüyorlar aynısını. Gökhan Hoca'nın istediği görüntü şu anda arkada. Yani ikisi de düşünceli, ikisi de İkisinin de yüz ifadesi aynı diyor. Vallahi güzel yakalamışsınız aynı hocam. Vallahi güzel yakalamışsınız. Bakışlar bile aynı. Yani. Aynı, gözler çukura kaçmış. Evet, İşini iyi yapamamış bile, iki insanın mahcubiyeti mi var öyle, bu suratlarda? Yani onu mu... Bir de bunlar niye kızıyormuş bu maçı yönetenler hakem biliyor musun? Bu Avrupa'da oynayanlar. Ne? Benim aldığım bilgiye göre. Avrupa maçından döndükleri zaman Türkiye Ligi'nde bunlara görev vermiyorlarmış. Para kaybediyorlar. Ha. Yani o da var. Neden verilmedi, bize verilmiyor diye. Ya bunu cephe alarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef tahtasına koyarak mı başarılı olacaklar? Buradan İsmail'i bir kaldırabilir miyiz? Levent abiyle beraberdik. Ali Palabı'yı tek verim. Gökhan sen var mıydı şeye gittiğimizde, Riva'ya gittiğimizde? Sayın Büyükekşi dedi ki bize. Bana dedi 14 hafta izin verin. Kasım'a yani, kadar. Dünya Kupası'na kadar. Yani 14 hafta izin verin. Benim bu zamana ihtiyacım var. Hakem kadrosunu o da ciddi şekilde yenilemeyi düşünüyor. Ama kurallar var, kanunlar var değil mi? Hatırlıyorsun Levent abi. Oturduk konuştuk. Yani Türkiye'de lig. Sergen... Alt yazı geçiyor. Federasyonu Galatasaray'ı karşı karşıya getirmek için uğraşıyorlar demedim. Onu düzeltelim. Hakemler başarısız olsun diye Futbol Federasyonu itibar suikastı yapıyorlar dedim. Suikast yapıyorlar, evet. İtibar suikastı. Türkiye'de sabote ediyorlar. Sabote ediyorlar. Tamam, düzeltelim. Türkiye'de esasında lig, yani bu komplo teorilerini konuşmayacağımız dönem Ocak'ta başlayacak. O dönem niye konuşulmayacak? Dediğine göre Futbol Federasyonu Başkanı'nın bize ifadesini söylüyorum. Bana 14 hafta izin verin. Dünya Kupası arasından sonra iş işten geçerse ben bu hakem kadrosunu yenileyeceğim dedim. O zaman bir şey söyleyeceğim. Pardon. Murat Ilgaz'la kim hakem yorumcusu işte hani hakem başı yabancı. Hani daha yorum yapacaklar. Yorum yapacaklar. Bir hafta yaptılar değil mi? Ayda bir yapıyorlar şimdi. Ayda bir. Her hafta yapacaklardı benim bildiğim. Çünkü hakemler tepki koymuşlar, alınıyorlarmış. Abi alınalım. Bize hedef gösteriyorsun diye. Abi karar alıyorsan onun arkasında duracaksın. Hayır Gökhan. Diyecek ki geçen hafta onu yazdım. Daha Başakşehir maçı oynamamıştı. Kayseri maçının VAR hakeminin hakemi pozisyonu seyretmeye neden çağırmadığını bilmemiz lazım ya. Desin ki kolu kapalıydı. Desin ki ele değmedi. Belki tamam küslerdi Levent Tüzemin dediği gibi. Ele değmedi. Yok küsümüsü yok. Bunu demesi lazım. Bizim bilmemiz Göreceğim lazım. Belki abi. Yanlış bir şey biliyoruz. Göreceğim abi. Eli kapalı bile dese çağırması lazım. Sen kararı veremezsin. Sen orada kararı hakeme bırakacaksın. Ben bu masaya bir soru sormak istiyorum. Eski MHK yönetimi, Sabri Bey'den önceki, Ferhat Bey'di değil mi? Hı hı. Onların yaptığı bir
operasyon demek istemiyorum da bir değişim vardı. Biliyorsun birçok hakem el çektirildi. Evet, 14 hakem. Haklılarmış diyebiliyor muyuz? Abi haklılar. Buna ama, Ahmet Nur Çebi cevap versin mi? Ama yaptıkları bir VTR'miz var. Zamanlama çok yanlış. Levent abi de doğru söylüyor. Ama Ferhat Bey yayıncı kuruluşun Güntekin Onay'ın röportajında yayıncı kuruluşa çıktı. Neden şimdi yapıyorsunuz? Neden sezon sonunu beklemiyorsunuz? Dediğinde Ferhat Bey çok enteresan bir cevap veriyor. Geç bile kaldık. Ya böyle enteresan bir şeyler geçecek olmuş. Onlar abi. Hayır bir dakika. Abi ben sana bir söyleyeyim. Neden bak bunu? Bu operasyonu yapacak adam Ferhat Bey dedi. Erman Hoca da söyledi bunu. Bir şeyler olmuş. Şimdi baba bak ne konuşuyor? Bir şeyler olmuş. Valerian İsmail'le ilgili. İşte o bir şey, ne oldu ne oldu bilmiyorum. Valerian İsmail'le ilgili ne konuşuyorsun? Evet, bir şey olmuş deyip bırakmamak lazım. Bir şey anlatacağım. Ömer Kaner, Ömer Hocam. İşte bir kurstayız. Bir gün bir anısını anlatıyor. İşte OECD maçı var işte. Türkiye ile İran milli maç oynuyor. Hakem Pakistanlı. Bir yan hakem İranlı. Bir yan hakem Türk. Maç oynanıyor. Ya İranlı ilk yarı diyelim. Türkler hücum ediyor. Bayrak havada. İşte İranlılar hücum ediyor. Bizim yan hakemin eli havada. Oyunu oynatmıyor bir türlü. İkinci yarı değişiyor. İkinci yarı gene böyle. Hakem boyuna bayraklar havada. Hakem çağırıyor maçın. İşte 70 dakikası. Düdüğü alıyor. Çalıyor. Bu düdük diyor. Burası böyle, burası böyle. Alasız yönetin diyor. Çekiyor gidiyor. Tamam mı? Bizim hakemlerimiz de böyle oldu yani şimdi. Herkes kendi. Kimin tarafındaysa. O hakem operasyonunu Ferhat Bey yaptığında bir kulüp başkanı diyor ki tahkimden döner diyor. Hiç öyle hikaye yapmayın. Döndü zaten. O kulüp başkanı ne olacağını biliyor. Bugün Ahmet Nurçebi'ye soruldu. O da bunu vurguladı. Geçen sene ben demiştim. O zaman neredeydiniz diyor. O hazırsa bir Ahmet Nurçebi'ye gidelim. Sayın Başkan ne söylemiş bu olayla ilgili maç öncesinde? Evet, geçen sezon bu işlem yapıldığında, operasyon yapıldığında biz demiştik. O zaman neredeydiniz şeklinde ama bir açıklaması bir sene, oldu. Bir sene önceydi şampiyonu. Onları bir önceki yılında şampiyon. Tabii, evet. Bu şikayet etti hakemlerle de şampiyon oldu. İşte o da var. Hatta Erden Timur da zaten aynısını söylüyor. Ama biz o sene 3 takımda şampiyon olabilirdi. Fenerbahçe Sivas'ı yense Fener şampiyon oluyor. Tamam bir yani. Golle şampiyon. Galatasaray 2 fazla gol atsa bir golle yani Galatasaray şampiyon yani, oluyor. O zaman o, bak Gürcan abi o bakış açısı senin baktığın açı yanlış. Evet. Öyle gitme. Genel olarak bak ben bak, Dursun Bey'in o zaman Dursun Bey güzel zaman, bir şey söyledi. Kulüpler Birliği'yle acil zaman, toplantıya çağırdı mı Dursun Bey? Diyor ya başkasına olduğu zaman. Dursun şampiyon Bey, olduğu zaman Gürcan abi söyleyecek. Bak olay şu. Dedi ki Dursun Bey bunu dedi bir kulüp çözemez. Bu camia bu lobiler de en çok korktuğu şey bu kulüplerin bir araya gelmesi. Onların en çok korktuğu şey Kulüpler Birliği'nde bunun çözülmesi. Ya Serdar. Ya zaten mal senin, ürün senin, marka değeri senin. Serdar. Onu sen kuracaksın Serdar, en başta. Serdar Kulüpler Birliği falan. Benim anlamadığım geç, nokta bak, şuydu. Bak kulüp yöneticileri çok güzel abi, konuşurlar. Benim anlamadığım ama nokta samimiyetleri, şuydu. Ama samimiyetleri şüphelidir. Hayır bak benim anlamadığım nokta şuydu. Bütün kulüp Gülcan yöneticileri, hakemden şikayet ettikleri hafta istedikleri şudur abi. Bana çal. Takdir hakkı benim olsun. Hepimiz şikayet etmedik tamam mi abi? Telafet. Telafi özür. Genç hakemler gelsin amaç demedik amaç mi? Amaç yeni nesil gelsin demedik kabul mi? Kabul edelim bunu yani. Eski MHK başkanı bunu kabul etti. Babadan oğula, teyzeden yeğene geçmeyi kaldırıyoruz. Yeni yapılanmaya gidiyoruz. Sancılı bir geçiş var. Sezon sonu bekleyemiyoruz dediğimizde. Ben açıkçası tüm medyanın evet budur ya işte demesini bekliyordum. Kıyamet koptu. Serdar'cığım bak, bu hakemler ne yaptılar Gürcan? Bak insanları tövbe altında bıraktılar. Bazı maçlarda oyuna geç başladılar. Biliyorsun değil mi? Beklediler. Düdüğü çalmadılar. 18 kulüp de bir hafta hakemleri protesto ederek maça başlama vuruşunu yapmasınlar. Ne olacak? 5 dakika. Sarı kart gördü. Hadi ne görecek? Bütün takıma mı gösterecek? Başlama vuruşundaki oyuncuya gösterir. Fark, beni enteres etmez. Hadi göstersin bakayım. Bence çözüm deklar basit. Ediyorsun. Çözüm yap basit. Yap bakalım o zaman hakemler ne alıyor? Erman Hoca'nın dün söylediği federasyon güzeldi. Federasyon senin paranı ödüyor ya. Ahmet Başkan ne dedi şurada duydun değil mi? Bana da gelsin. Her konuşan, her konuşanın bir alacağı var. Tamam mı? Diyor ki biz bu maçta işte haksızlığa uğradık. Bir alacağımız var. Hep bir alacağımız var. İşte bugün işte Galatasaray kuşuna Ahmet Başkan dedi ki işte geçtiğimiz sene biz bunları konuştuk. Nerelerdeydi? İnşallah bu maç Galatasaray maçına, bizim Galatasaray maçına yansımaz dedi. Şimdi dedi ki Galatasaray'ın alacağım var, bizim maçta çıkarmasınlar. Aynen, işte. Aynen. Aynen şimdi söyle. De o tarafı tabii var. Tabii, şimdi bir de o tarafı var yani. Herkes alacaklı. Ama bunu dile getirmek de çok kötü yani. Hakikaten kötü baktığınız zaman. Çünkü ortamı, yani burada Galatasaray kulübü bir şey yapacak anlamında söylemiyor. Ya benim anlamadığım bir şey var ya. Hakemlerin parasını kim veriyor? Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu sabote ediyorlar ya.
Patronu. Paranı aldı, patronunu sabote ediyorsun ya. İtibar suikastı yapıyorsun ya. Normalde ben malın sahibi olsam, patron olsam beni sabote eden adamı işten atarım ya. Ama benim aleyhime çalışıyor ya. Beni zor durumda bırakıyor. Beni kitlelerin önüne atıyor. O zaman yabancı hakem gelsin, getirsin bu federasyon da bu işten kurtulsun diyenler de var. Hatta bu önerilerden biri VAR'a yabancı hakemi de oturtalım diyenlerden biri de sizdiniz cuma günü beraberdik evet. programda. Mantıksız değil. O bölümü bir hazırladık, bir hatırlatalım. Onun üzerine de konuşalım. Yapay zeka yabancı hocaya çalışıyor mu? Bakacağız. Gelirse buyurun girsin. Şu anda çok net söylüyorum. Sahada görev yapan hakemler VAR'da görev yapan isimlerden son derece şikayetçi. Neden biliyor musun? Oturdukları yerden bizden daha çok para kazanıyor diyorlar. Ben 90 dakika koşuyorum, mücadele ediyorum, maç yönetiyorum. Onlar keyif çatıyorlar ve bizden daha çok para kazanıyorlar diyorlar. Ve çapsız olan hakemler, yetersiz olan hakemler, kalitesiz olan hakemler. Ya burada bir terslik var evet. Tabii bir terslik var. Bir, ikincisi acaba şunu mu söylüyor? Ben size para kazandırıyorum Murat Ilgaz, siz benim dediğimi yapacaksınız. Ya böyle yapı olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu önündeki ateşe bakacak, dağdaki ateşe bakmayacak. Oradaki insanlar niye bu hakemleri atacak? Başkası mı var? Ya, haklı, Douglas atasın abi. Doğru, yabancı hakem atayacağımız aslında yabancı birinin ataması evet. belki bu tartışmaları bir nebze olsun evet. azaltabilir. Atsın. Bir de şöyle söylemeye çalışıyorum. Yabancı insan, antrenör, yabancı bir danışman getiriyorsun. Kabul. VAR'a niye getirmiyorsun? VAR'a yabancı adamları getir, o baksın onlara karar vermeden evvel. Evet, zaten VAR'la orta hakem arasındaki sıkıntıyı Levent Üzemen belirtmişti cuma günü. Hani derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Pazarın gelişi cumadan belliymiş burada. Söylemiştiniz. Evet. Ve artık VAR'a da o zaman yabancı hakem gelsin, bu sorun çözülsün diyor. Son bir yorum istiyorum sizlerden. Erden Timur diyor ki, dün soruldu lig biter mi diye. Gerekirse biz bitirtmeyiz dedi. Mümkün mü? Mümkün kısa değil. Birer cevap. Mümkün değil. Bu Galatasaray ancak ligden çekilirse olur. Yani. O da pek mümkün olmaz. Ya Galatasaray bu şekilde var. Çözüm olamaz. Bu diyaloglarla çözülür. Abi. Haklılığını anlatarak çözülür. Devamlı haklılığını anlatarak çözülür. Ben 50 defa söyledim. Her maç sonrasında kendi televizyonum var. Bunu verildi, bunu verilmedi diye göstereceksin. Hiç yorumsuz bakacaksın. Hakem dünyasına bunu yapacaksın. Gerekirse uğraşacaksın. Uluslararası alana bu adamı gideceksin. Ali Palabıyı FIFA kokartlı hakeme. Burada Colina bile demiş bu nasıl kırmızı kart diye. Gideceksin, şikayet edeceksin. FIFA kokartını söktüreceksin gerekirse. Hmm. Kusura bakma. Yani benim ekmeğimle oynuyorsan, ben senin hakemliğini Avrupa'da yapmasını engellerim. Anlatırım FIFA başkanına. UEFA başkanına anlatırım. Bu nasıl bir hakem? Siz buna nasıl Avrupa'da görev veriyorsunuz diye. Türkiye'de devamlı ceza alıyorlar. 3 maç ceza aldı. Aylarca maçları yönetmeye çıkmadı. Şimdi ne oluyor böyle bir şey? Bu maçtan sonra Erman abi ne dedi bugün? Oturuyorduk. 10 maç ceza alması lazım. Serdar da vardı. En az 10 maç ceza alması lazım dedi. 6 teknik dedi galiba. Evet. 4 idari mi? Ya, ben bir şey anlatamadım yani. Bu nasıl bir karar çıkacak burada? Evet. Onun için Futbol Federasyonu Başkanı'nın Gürcanlar, ben o gün yemekte yoktum. Gelemedim. Covid olmuştu. Doğru. Yoktum. Verdiği söylem çok doğru. Bu süreç içerisinde yeni baştan kulüpleri de çağırarak 0 kilometreyle yola devam edeceksin. Yeter ya. Peki. Nur Çebi de haklı yani bu konuda. Yalnız bu Levent abinin dediği yapılırsa Ali Palabıyık final yönetir. Yalnız Cüneyt Çakır'a yapıldaydı. Yalnız bir de yani Erdem Bey söylüyor da işin basitine kaçıyor. Biz bitirmeyiz, kaçarız ederiz. Esas bu mücadeleyle mücadele edeceksin yani. Bunları ortaya bırakacaksan bunların istediği o belki. Ya, zaten yani herkes bıraksın. O hamaset dildir. Bütün, tabii yani şey değil. Kulüp politikasında söylenir öyle şeyler. Bu iş kulüpler birliğinde çözülür. Bu hep derler ya, mal senin, ürün senin. Senin marka değerine zarar veriyor. Kaldı ki Levent abi de doğru söylüyor. Bu işin patronu kim? Türkiye Futbol Federasyonu. İş yavaşlatma eylemi yapıyorlar gibi sanki. Peki. Vallahi hararetli bir gece oldu. Nasıl geçti anlamadık. Ama inşallah daha güzel şeyler, konular konuşmak ümidiyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Artı futbolu burada noktalıyoruz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.